Merhabalar, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Halk TV ekranlarında gündem özelle karşınızdayız. Ben Sorel Dağıstanlı. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Stüdyo konuğum Remzi Özdemir, Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bir de Skype bağlantımız olacak. Ekonomist, doçent doktor Soner Gökten de bizlerle birlikte. Soner Bey, merhabalar. Merhabalar Soral Bey, Remzi abiye de selamlar, iyi bir yayın dilerim. Teşekkür ediyoruz. Soner, Sorel bugün uyumlu oldu, evet, bugün çok isimler. Uyumlu oldu, evet. Şimdi aslında şöyle başlayacağız. Büyük bir itiraf geldi. Bir kısıtlama kararı dendi ama aslında bu bir itiraf gibi duruyor. Neden? Çünkü 6 ay boyunca İsrail 30 binden fazla Filistinliyi çoluk çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden katletti diyebiliriz. Öldürdü, bombaladı, yardım bekleyenleri, oraya gidin yardım alacaksınız, orada durun dedi, onları bombaladı, hastaneleri bombaladı, okulları bombaladı. Tüm bunlar olurken Türkiye'nin ticaret yaptığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Metin Cihan belgeleriyle sosyal medyasından paylaşınca Türkiye'nin gündemine geldi. Hal böyle olunca iktidardan peş peşe yalanlamalar gelmeye başladı. İşte bunu paylaşanlar, bunu söyleyenler Mossad ajanı olmak suçlandı, ticaret yapılmadığı söylendi, mazot gönderilmediği söylendi. Sonra tepkiler sokağa taşınca, sokağa taşıran tepkileri protesto edenler, demokratik haklarını kullananlar 5. kol faaliyeti yapmakla suçlandı, Mossad ajanlığında suçlandı, dayak yedi, tokat yedi, darp edildi, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sonunda kısıtlamaya gidildiği açıklandı ticarette ve 53 kalemde kısıtlama yapıldığı söylendi. Kendileri açıkladı, bakanlık açıkladı. Bakın hangi kalemlerde kısıtlama. İsrail'e ihracatı kısıtlanan ürün grupları. Tek tek saymayacağım ama alüminyum profiller, alüminyum teller, boyalar, çelik borular, demir teller, demir çelik deniyordu ya, namaz kılınmasın diye İsrail askeri güçlerinin etrafa koyduğu demir teller, dikenli teller Türkiye'den gidiyor dendiğinde öyle bir şey yok deniyordu. O da gidiyormuş, bakanlık açıkladı. Ama burada çok daha çarpıcı bir başlık var, bir madde var. Hemen şurada 50. madde, uçak benzini ve jet yakıtı. Evet, bunlar da İsrail'e Türkiye'den gidiyormuş. Bu söyleniyordu, bu belgeleriyle açıklanmıştı. İnkar ediliyordu ama bakanlık kendisi bu sefer duyurmak zorunda kaldı. Yani İsrail'de o bombardımanın en yoğun olduğu anlarda o hastanelerin, okulların vurulup bir anda yüzlerce kişinin, binlerce kişinin aynı anda çoluk çocuk demeden, yaralı demeden öldürüldüğü anlarda o uçakların motorları, o uçakların yakıtları Türkiye'den gidiyordu. Şimdi bu bir itiraf mı yoksa bu bir kısıtlama kararı mı oluyor? Bu aslında bu belge AKP iktidarı için bir avuç dolar için yapılacak her şeyin çirkinliğin belgesi bana göre. İtiraf mı? Evet, itiraf. Günlerdir inkar ediyorlar. Günlerdir böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Masum insanların, buna itiraz eden insanları joplattılar. Arkadan kelepçelerle darp ettiler. Ama sonunda dayanamadılar. Bu evet bir itiraftır. Ama burada en acısı uçak jet yakıtının Türkiye'den gitmesi. Yani o Filistinli masum çocukların, hani o resimlerini gördüğümüz, kan revan gördüğümüz çocukların bombalanmasına Türkiye'den giden yakıtın sebep olması, bence 85 milyon ülkenin canını yakması lazım. Ama maalesef bu bir gerçek. Bunu neden yaptılar? Bu çok önemli. Neden bugün yapmak zorunda kaldılar? Çünkü gerçekten Türkiye'de her geçen gün daha da büyük tepki gelmeye başlamıştı. Özellikle bayram namazından sonra büyük bir tepkinin gelmesinden korkuyorlardı. Bu konuda istihbarat bilgileri vardı. Ve genel olarak cami çıkışında büyük bir eylem olabilirdi. Zaten şu anda siyasi iktidarın bunu istememesi nedeniyle, biraz ciddi anlamda köşeye sıkışması nedeniyle bu kısıtlamayı getirdiler. Ama bunu da getirirken bir taraftan da aylardır inkar ettikleri şeyi de itiraf etmiş oldular maalesef. Çok acı bir belge. Soner Bey, yani bir tepkiler azalsın diye bu anladığım kadarıyla bu adıma gidildi. Aslında bu adımı halk attırdı. Bakanlığın almış olduğu bir karar değil. Bunu protesto eden, insanların, dile getiren insanların
aldırmış olduğu bir karar olarak bakmak gerekiyor belki de. Fakat bu tepki azalsın derken uçak yakıtı dair bunların kabul edilmesi ayrı bir tepki yaratmaz mı? Soral Bey, ben bu duruma gene iktisadi olarak bizim çok önemsediğimiz iki kavramla yaklaşmak istiyorum. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik. Öncelikle bu bir tercihtir. Yani siz böyle bir durumda, çünkü bu tür durumlarda mevcutun üstünde fiyatlamalarla mal ve hizmetlerinizi satabilirsiniz. Dolayısıyla bu tür bir iktisadi tercihte bulunabilirsiniz veya bulunmazsınız. Bu genel olarak halkın ve siyasi iradenin ortak uzlaşısına mütemeyyit bir karar olarak ortaya çıkar. Ama şeffaf ve hesap verilebilir değilseniz, yani yapılanı saklıyor veya sakladığınızı yapıyor iseniz, bugün gelir meydana çıkar ve bu güvenilirlik noktasında önemli yaralar barındırır. Söylem çok farklı olabilirdi, bakın onu söylüyorum. Yani diyebilirdi ki biz dış ticarette bu imkanı kullanacağız. Dış politikamız gereği bizim için ticari etkileyecek bir husus yok. Ve ben yapıyorum diyebilirdi. Bunu deseydi seçim sonuçları farklılaşacak mıydı? Farklılaşmayacaktı. Demek ki bunu dememiş olmanız bir şey değiştirmedi. Şunu ifade etmek istiyorum. Bakın bu TÜİK içinde bir örnek olsun. Biz yarın TÜİK'e de güvenelim. İşte şeffaflık ve hesap verilebilirliğin bir yönetimi, bir karar alıcı iradeyi ne duruma soktuğunu bugün görmüş olduk. Şimdi önemli bir şey söylediniz. Mevcudun dışındaki durumlar da daha yüksek fiyatlandırma. Buradan kastımız İsrail'in askeri operasyonu, yani bir saldırıyı yaptığı durum mu, mevcudun dışındaki durumdan kastınız bu mu? Yani bu şekilde daha çok ihtiyaç duyduğu için daha pahalıya satma avantajı mı doğuyor ürünleri? Doğmuş olabilir. Ben bunu analiz etmedim ama ilk aklıma gelen oydu. Şimdi coğrafi olarak baktığınızda ve oradaki ürünlere baktığınızda işte çelik görüyorsunuz, alüminyum görüyorsunuz. Bu ürünler oradaki coğrafya içerisinde, oradaki durum içerisinde altyapısal ürünler. Yani hem üretimi hem tamiratı doğrudan besleyen ürünler. Siz bunu yüksek fiyatlamış olabilirsiniz. Böyle bir imkan elde etmiş olabilirsiniz. Eğer böyle bir şey varsa da avantajlıdır. Dolayısıyla burada tercih etmeniz gereken ticari olarak bunu yapıp yapmama kararınızdır. Hani ne yapılmasına %100 ters denebilir ticari olarak, iktisadi olarak, ne de yapılmamasına. Ama diğer taraftan sosyal anlamda ve insan hakları anlamında orada ölenleri korumak, öldürenlerin kabiliyetini düşürmek istiyorsanız, o zaman ticareti de bir tarafı itersiniz ve bunu yapmaktan geri durursunuz. İşte bu tercihinizi şeffaf olarak belirtmeniz gerekir. Yani siz bana bu listeyi gösterince ben şunu da merak ettim. Hemen bir iktisatçı olarak, ya dedim, acaba biz burada ne kadar bir katma değer elde ettik? Yani bu kadar olaya değdi mi? Ben bunu merak ettim. Anladığımız kadarıyla yine bir tercih söz konusu oldu. Hani nasıl emekli mi, sermaye mi, çalışan mı, sermaye mi tercihi hep yapılıyor. O tercih de ortada. Burada da Filistin halkı mı, çocuklar mı, kadınlar mı, insanlar mı, yoksa İsrail'den gelecek dolarlar mı diye bir tercih yapıldı anladığımız kadarıyla. 53 ürün grubu deniyor. Yani bu başka ürünler de mi var demek acaba? Kısıtlanan 53 grup. Kısıtlanmayan grup da mı var acaba? Tabii yaklaşık 152 kadar bir grup olduğu söyleniliyor. Tabii bu da hocamın dediği gibi bir şeffaf bir bilgi değil. Ancak 152 grup olduğu biliniyor. Ama bunların içerisinde ne var ne yok onu şu an için bilemiyoruz. Bunu ancak tekrar Ticaret Bakanlığı'nın bir açıklamasıyla, ancak bu bilgiyi dahi işte bir kamuoyunun büyük bir baskısıyla açıklamak zorunda kaldılar. Daha belki de, çünkü son dönemde AKP'nin özellikle stratejik, ulusal çıkar adı altında bazı bilgileri açıklamadığını da biliyoruz. İşte bunların arasında acaba ulusal çıkar olarak gösterilip de ya da gizli bilgi olarak gösterilip de açıklanmayan var mı? Onu da bilemiyoruz tabii.
tabii. Ama burada en büyük sorun şeffaflık. Evet, şeffaflık yok maalesef. Ben halen daha şu listenin dahi ne kadarının gerçek olduğunu ya da ne kadarının bir kısıtlamaya tabi tutulacağını bilemiyoruz. Bunun ancak gümrük belgeleriyle açıklanması lazım. Bunu açıklarlar mı? Hayır. Bugüne kadar AKP tarihinde ya da Türkiye'yi şu anda yöneten siyasi iradenin tarihinde olmamış bir şey. Ancak bu bizi şaşırttı mı? Hayır. Neden? Çünkü Türkiye'yi şu anda yöneten iktidarın en başındaki ismin çok önemli bir cümlesi vardı. Yine İsrail ile ilişkiler konusunda hatırlarsanız Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesiyle ilgili orada Cumhurbaşkanı, o dönemin Başbakanı Erdoğan paranın dini ve milliyetinin olmadığını söylemişti. Yani para olduktan sonra her şey mübah gibi bir yoruma evet. açık bir cümleydi. Şu anda yaşanan da bana göre o ama diğer kalemlerinde bana göre açıklanması gerekiyor. Yani bunun dışında da özellikle kimyasal. Çünkü Türkiye aynı zamanda petrokimya ürünleri konusunda çok başarılı ve bölgesindeki lider ülkelerden biri. Hmm. Bu ürünlerde var mı yok mu onun da açıklanması lazım. Yani bu liste neye göre seçildi? Bu konuda da Ticaret Bakanı'nın ya da iktidarın çıkıp daha şeffaf, daha detaylı bilgi vermesi gerekiyor. Soner Bey, peki neden kısıtlandı da tamamen durmadı? Yani bu uluslararası anlaşmaların uluslararası anlaşmalardan doğan böyle bir durumda cezai şartlar mı var? Yani tamamen durdurulmamasının sadece kısıtlamaya gidilmesinin nedeni ne olabilir? Yani bu genelde gördüğümüz uygulamalar. Buradaki ben ürünlere baktığımda kısıtlama kelimesiyle doğru orantılı bir liste bu. Yani şu şekilde davranırsınız. Savaş kabiliyetini, zarar verme kabiliyetini arttırıcı ürünleri eğer sınırlarsanız siz oralı ihracatta, ama zarar verme ve savaş kabiliyetini arttırmayan ürünlerin ihracına devam ederseniz buna biz kısıtlama diyoruz. Dolayısıyla buradaki listeye bakınca, ben tabii bunun uzmanı değilim ama hani anladığım kadarıyla oradaki ürünlerden açıkçası oradaki ürün ihraçları savaş ya da zarar verme kabiliyetini arttırabilecek ürünler, bunların yasaklanmasını, diğerlerinin devamını anlıyorum ben kısıtlama kelimesinden. Buradan da şu çıkıyor tabii ki, 6 ay boyunca savaş kabiliyetini arttıracak ürünler İsrail'e buradan yollanmış. 6 ay sonra bu kısıtlamaya gidiyor. Şimdi İsrail'den bir tepki geldi. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz şöyle dedi. İsrail şiddete ve gaspara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır dedi. Zarar verebilir mi Türk ekonomisi? Elbette İsrail zarar verebilir. Çünkü siz bir anlaşmayla bunların ihracını yapıyorsanız doğal olarak bunun bir ticari maliyeti olacaktır. Önemli olan bunun ilk anlaşmayı yaparken bunları, bu tepkiyi ya da bu hassasiyeti göstermeleri gerekiyordu. Tabii ki burada bilmediğimiz acaba nasıl bir sözleşme vardı? Hmm. Çünkü özellikle bu saldırıların başlamasından sonra İsrail daha da dozajı arttırdı ve malzeme akışı hiç kesilmedi. Şimdi etraftaki ülkelere bakıyoruz. Hocamın da dediği gibi, yani buradan sanki Türkiye ekstra bir çıkarla ya da ekstra bir faturayla bu ürünleri İsrail'e ihraç etti. Buradan bu şey çıkıyor. İşte dediğim gibi yine şeffaflık, nasıl bir sözleşme? Yani İsrail'deki bu söz konusu kişinin ki tehdit aslında, yani ticari bir tehdit. Türkiye'yi tehdit ediyorsa elinde çok önemli bir anlaşma metninin olduğunu gösteriyordu. Yani bu normal bir ticaret A ya da B şirketinin sattığı ürünler değildir bu. Ha, o tür bir ürün olmuş olsa sıradan ticari anlaşmanın fesiyle ilgili sorunlar ya da maddi tazminatlar çıkabilirdi. Ama burada görüyoruz ki söz konusu kişinin ifadelerinden ciddi bir anlaşma var. Yani günlerdir aynı şey söyleniyor, günlerdir aynı şey tartışılıyor. Türkiye neden bu ürünleri bu kadar büyük tepkiye rağmen halen daha ihraç etmeye devam ediyor? Acaba Türkiye'yi buna iten güç nedir diye
İşte bu iten gücün sadece ben bir sözleşme olduğunu sanmıyorum. Başka bir maddelerin de var olduğunu düşünüyorum. İşte bunu da yakında yine yurt dışından gelen haberlerle göreceğiz. Ama evet, Türkiye'ye bir bedel ödetebilirler mi? Ödetebilirler. Çünkü burada anladığım kadarıyla bir anlaşma var. Anlaşma. Bir de şu var. Katz şöyle devam etti, İsrail Dışişleri Bakanı. Amerika'daki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi talimatını verdim. Amerikan Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim. Emrettim diyor bu arada. Şimdi burada biraz tabii ki tehdit, yani Trump'ın tehdidi gibi bir şey. Etkili olur mu? Kısmen olur ama neden tamamen başarılı olamaz? Çünkü zaten Türkiye dipte. Yani Türkiye zaten yabancı sermaye girişi yok. Türkiye'de herhangi bir para akışı yok. Yurt dışından şu ana kadar işte sizin de daha önce de yaptığımız programlarda Mehmet Şimşek 50 bin kilometre dolaştı. Türkiye'ye halen bir para gelmedi. Yani bundan daha ötesi ne olabilir? Türkiye'ye daha fazla nasıl zarar verebilirler? Ben o konuda açıkçası bu sadece bir tepki olarak söylenilmiş bir söz olarak görüyorum. Ama bunun evet bir bedeli olacaktır. Ama bu bedelin ben İsrail'in bu kadar büyük tehditleri kadar olacağını sanmıyorum. Evet, Amerika'da etkililer, özellikle finans kuruluşlarında, özellikle bankacılık alanında. Ama Türkiye dediğim gibi önemli bir fon akışının olmaması nedeniyle önemli bir aksama olmaz. Ha, İhtiyacımız olan döviz gelir mi? Gelmeyebilir. Yani özellikle büyük yatırım şirketlerinin Türkiye yatırımları aksayabilir. Ama yani bu, daha bundan daha kötü. Hani Nebati'nin bir sözü vardı, Bakan Nebati'nin. Daha ne kadar düşebilir? Şimdi biz de bir ülke olarak daha ne kadar dibe gidebiliriz? Zaten dipteyiz işte, emeklisine 5000 liralık bir zamı vermekten aciz bir iktidardan bahsediyoruz. Zor duruma düşmüş bir iktidardan daha ne olabilir? Herhalde bundan sonrası da yerlerde sürünmek. Zaten Türkiye'de 75 milyon insan süründüğü için çok da önemli bir tehdit olarak görmüyorum. Türkiye'nin bu yasaklama kararı geç de olsa doğru bir karardır. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel soruları yanıtlıyor. Bir dinleyelim, Soner Bey'e devam edeceğiz son. Kabristan ziyaretlerini yapıyoruz. Bugün Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi ile, bu kenti borçlu olduğumuz Ahmet Bedevi ziyaretle başladık. İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kardeşim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset arkadaşlarımızla birlikte hem ailelerimizi, aile büyüklerimizi ziyaret ettik. Hem partimizin kurucu il başkanlarını görevi başında şehit edilen Neşe Gülersoy'u, Mete Erdem'i ziyaret ettik. Şimdi aynı tarihlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevi başındayken şehit edilen eczacı meslektaşım Cemil Çöllü'yü de ziyaret edeceğiz. Onun kabrine doğru gidiyoruz. Daha önce de hep söyledik. Biz Manisa'nın evlatlarıyız. Ailemiz belli, soyumuz belli, sopumuz belli, evimiz belli, mezarımızın yeri dahi belli. Bayramda da her bayram olduğu gibi ziyareti yapıyoruz. Tabii bu bayram diğerlerinden farklı olarak ulusal basının da ilgisi var. Hepsi hoş gelmişler. Hepinizi Manisa'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de biz Manisa'mıza, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve onunla birlikte seçilen 15 belediye başkanımız Manisa ve ilçelerine adilane, Manisa kimliğine uygun olarak siyasi ayrım yapmaksızın hizmet edecekler. Biz de elimizden gelen her desteği kendilerine sağlayacağız. Efendim, Türkiye gündemi de malum yoğun. Hatay ile ilgili son durum nedir? Son değerli bir çalışma grubu oluşturması kararı verildi. Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Geçersi aradaki farktan çok, ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur.
bütün bunlarla ilgili dosyamızı bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben bu başvuruyu yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır. Genel Başkanım, bu YSK'nın çifti standartı var. Yani iktidar partili belediyelere fevkalade şeffaf itirazı kabul ediyor. Ana muhalefet partisi itirazlarını yok sayan bir zihniyet var. Bununla ilgili. Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazımız iktidardan olunca kabul edildi. Onların kabul edilen itirazları biz yapılınca reddedildi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi de dile geçiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra ben sertleşmek istemem ama sessizliğimiz de yumuşak başlılığımızdan değil, saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Ben tüm başvuruları hazırlatıyoruz ve tam kanunsuzluk başvurusu dahil hepsinin bizzat takipçisiyim. Ayrıca Hatay'da bu bir geçiş dönemidir. Mazbata haksızca verilmiştir. Her adımlarını takip ediyoruz. Sakın bir yanlışa kalkışmasınlar. Efendim, bir de hükümetin bugün itibariyle aldığı İsrail'e yönelik kararlar var. Yaptırım kararları, ihracat kısıtlamaları. Bunun hakkında nasıl değerlendiriyorsunuz? 30 Ramazan, neredeyse 30 iftar yemeğinde, 25 iftar yemeğinde ben bunu konuştum. Dinlemediler. Siyasetten olan olmayan çok sayıda kişi konuştu, dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki bugün kısıtlama varsa demek ki bütün iddialarımız doğruymuş. Şu kadarını söyleyeyim. İsrail'le ticaret Filistin'e ihanettir. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren ama vicdanı bunu kaldırmayan herkesle birlikteyiz. Onların yanındayız. Bir kez daha söylüyoruz. Atılan adım önemli küçük bir adımdır. İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanettir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme dair gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Soner Bey, şöyle devam edelim. Beklentiler de biliyorsunuz var. İşte enflasyon beklentileri, ekonomik verilere dair beklentiler. Dolayısıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan, bizzat İsrail Dışişleri Bakanı yapmış olduğu bu açıklama, Amerika'da işte kongredeki dostlarına verdiği emir, evet bir yatırım gelmeyebilir ama sonuçta bir yatırım beklentisi de vardı. Bu beklentilerin de bu açıklamadan etkilenmesi olumsuz verileri önümüze getirir mi? Beklentilerde değişimlere yol açar mı? Yani ne diyecekti İsrail'li bakan? Tamam, ne yapalım, kaderimize razıyız demeyecekti. Ben bunları son derece doğal karşılarım. Böyle bir hamleye mutlaka karşıt bir tepki gösterilecektir. Ama Remzi abinin dediğine katılmamak mümkün değil. Yani ticari ürün, mal ticareti anlamında ikinci bir etmen de Amerika'yla zaten bizi çok fazla etkileyebilecek bir ticaretin içerisinde de değiliz. Bu bahisle ben hani ne olabilir, işte birkaç fona etki ederse oradan işe yarar diye düşünüyorum ama bu karşılıklı açıklamalar iki haftaya unutulur diye de düşünüyorum. Çok 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 üzerinde duracağımız bir konumda değiliz. Hani bize çok ciddi bir yabancı para girişi gerçekleşmiş olsa o zaman korkmalıyız, bunlar çıkar mı diye. Çünkü o zaman karıştırma şansı gücü daha fazla olabilir ama şu anda ben böyle çok büyük bir risk algısı görmüyorum bu açıklamada. Peki. Şimdi araştırma görevlisi Sayın İnan Mutlu'nun az önce göndermiş olduğu bir paylaşmış olduğu bir tweet'i var benimle. Onu ekrana getirebilirsek şöyle dedi. Ticaret Bakanlığı şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor ama bilgi çağında yaşadığımızı unutuyor. Kısıtladık dedikleri malların ihracatı zaten düşüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ilk 3 ayda geçen yıla göre sözde ihracatı kısıtlanan ürünlerden çelik ihracatı %53, çimento vesaire ihracatı %40, demir vesaire ihracatı %24 düşmüş. İhracatı artan ürünlerin hiçbiri
kısıtlama listesinde yok. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı %213, meyve ve sebze mamulleri ihracatı %53, fındık ve mamulleri ihracatı %51, kuru meyve ve sebze ihracatı %43, tütün ihracatı %20, tekstil ihracatı %12 artmış. Kısıtlama da zaten son derece muğlak ve çekingen bir yaptırım demiş İnan Mutlu. Bu arada paylaşım için teşekkür ediyoruz. Bölgede yani Gazze'de açlıktan ölümlerin de başladığını belki izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. İkinci bölümde tekrar bu konuyu ele alacağız konuklarımızla ama ben şimdi tam da bayram üstü kaderine terk edilen emeklilerle ilgili devam etmek istiyorum. Çünkü Bakan Mehmet Şimşek'in emeklilere neden zam yapılmadığına dair bir açıklaması var. Daha doğrusu Türkiye Gazetesi yazmış bu haberi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakan Şimşek seçim sonrası ekonomide yeni çerçeveye AKP kurmayları ve bakanlarla yaptığı bir toplantıda anlattı ve şöyle dedi. Emeklilere zam neden yapılmadığı ile ilgili. Bunu yapmak için Türkiye'nin yurt dışından %50'den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik demiş Remzi Bey. Türkiye'nin emeklilerine kaynağı yok mu? Mesela bütçede yer alan vergi harcamaları, işte tahsilinden vazgeçilen vergiler. Burada bir düzenleme yapılsaydı borç almadan emekliye bu zam yansıtılamaz mıydı? Yine bir tercih mi söz konusu? Kesinlikle. Yani önce bu sözü kim söylemiş? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek zaten göreve ilk geldiğinde tavrını ortaya koydu. Bu faturayı kime keseceğini ortaya koydu. Çünkü Mehmet Şimşek'in bir görüşü var burada. Diyor ki genel olarak göreve geldiği günden bu yana bir ücret artışları diyor. Yani siz çalışana istediğiniz ücreti vermemelisiniz. Yani çalışan ister ölsün, ister açlıktan ne olursa olsun ama bu ücreti vermeyeceksiniz. Yani paranın sadece belirli bir kesime akması taraftarı. İşte bakın faiz geldi %50'ye. Peki bu %50 faizin faturasını kim ödeyecek? Tabii ki emekli ödeyecek. Tabii ki asgari ücretli ödeyecek ya da bizler ödeyeceğiz. Ama peki %50 faizin kaymağını kim yiyecek? İşte geçen bir istatistik vardı. Türkiye'nin gelirinin %40'ını %1'lik bir kesim alıyor. Yani Mehmet Şimşek'in politikası halen o %1'e para akıtma yönünde. Emekliye verilecek para yok mu? Bu Türkiye büyük bir ülke. Türkiye bugüne kadar sarf ettiği kaynakların haddi hesabı yoktu ve halen daha bakın yap işletlere anormal paralar akıyor. Geçilmeyen köprülere paralar ödeniliyor. Uçağın inmediği havalanına korkunç paralar ödeniyor. Peki bu tasarruflar ya da bu yaptırımlar bu şirketlere ya da belirli bilmem kaç sayısı kişilik şirketlere neden uygulanmıyor da fatura emekliye? Yani Denizli'deki havaalanı ya da Çanakkale Köprüsü'ne para var da oraya %50 faizi düşünmüyoruz da zavallı emekliye açlıkla karşı karşıya. Bana göre Türkiye'deki emekli de Filistin'deki o insanlarla aynı açlığı yaşıyor. Bu derecede sefalet yaşanıyor. Bakın bayram üstü yaşanan sefalete bakın. İnsanlar evine bir tatlı alamaz hale gelmiş. Siz bu durumda bırakın tatlıyı ya pide alamıyorlar artık. Askıda eskiden askıda ekmek olurdu. Orada evet. Pideler olurdu. Şimdi artık insanlar askıda ekmek bile bırakmıyor. Bu hale gelmiş. İşte siz bunu yapıyorsunuz ve ondan sonra da diyorsunuz ki emekliye verirsek %50'nin üzerinde borçlanma. Yani bu tamamen Mehmet Şimşek'in tercih meselesidir. Türkiye'de sadece Türkiye'nin gelirinin o istatistikteki gibi %40'lık gelirin %1'e akıtılması, aktarılması gibidir. Başka hiçbir anlamı yok burada. Soner Bey, yani şimdi burada ücretler artmasın, işte emekliye verilmesin. Bu mesela bu niye tercih ediliyor? Bu eğer fazla maaş verilirse, fazla ücret verilirse bu insanlar, o ücreti alanlar daha fazla ihtiyaçlarını karşılayacak, daha fazla alışveriş edecek, daha rahat davranabilecek. Bu da talebi yaratacak. Talepte enflasyonu. Böyle mi bakılıyor? Yani enflasyonun tek nedeni talep enflasyonu. Yani buradan mı gidiliyor çözüme? Şimdi bu özellikle son yıllarda ekonomi literatüründe iyice tartışılan bir mesele haline geldi. Şöyle ben konuyu bizi izleyenler açısından aydınlatmak isterim. Şimdi bakın Amerika faizleri arttırdı, beklediği durgunluğu, ekonomideki beklediği soğumayı hemen alamıyor.
dikkat edin, hemen alamıyor. Evet. Yani ekonominin canlılığı faize hemen talep cevap vermiyor. Faizin etkisi düşmeye başladı. Halbuki önceden nasıldı? Yani 90'lar uygulaması, 2000'ler uygulaması, faizi arttırdığınız anda ekonomik soğumayı, durgunluğu çok hızlı gözlerdiniz. Niye bu böyle? Çok basit bir nedeni var. Gelir dağılımı Amerika'da da bozuldu, Türkiye'de de bozuldu, Avrupa'da da bozuldu. Şimdi geleneksel teori olarak şunu anlarım. Siz faiz arttırırsanız ve ücret zamlarını yapmazsanız cebinde parası olan tasarruf sahibini harcamaktan alıkoyarsınız faizle. Ücret zammı yapmadığınız zaman da talebi kısarsınız. Hangi ekonomik koşullar için bu çok çalışan bir sistem? Hangi ekonomik koşullar? Orta direkt dediğimiz kısmın çok olduğu koşullar için. Çünkü orta direkt dediğimiz kısmın tasarruf kabiliyeti de vardır, harcama kabiliyeti de vardır. Türkiye'deki durum ne veya Amerika'daki? %20, %50'lik geliri alıyor. %1, %50'lik servete sahip. Bütün taban asgari ücretli. Yani komedi nerede başlıyor biliyor musunuz? Bizim adına özel tüketim harcamalarını kısacağız dediğimiz o sihirli cümledeki özel tüketim harcaması bugün araba, oyun konsolu, efendime söyleyeyim güzel bir elbise değil. Pide, peynir, et. Şimdi o zaman siz ne yapıyorsunuz? Ücreti kıstığınızda o motoru hemen soğutamıyorsunuz. Çünkü zengin kaymak tabaka, demin Remzi abi çok güzel dedi. Kaymak tabaka kaymaklığına devam ettiği için onlar faize koyuyor, talebi yaratmaya devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Yahu bunu engellemenin yolu ücretliği kısmak değildir artık günümüzde. Değildir. Gerçekten iktisatçılar, yeni nesil iktisatçılar bunun altında duruyor. Bakın çok tartışıldı. Servet vergisi. Alacaksın. Alacaksın. Bunun lamıcımı yok. Hemen peşine söyleyeyim. Düzgün bir vergi, adaletli bir vergi sistemi koyacaksın. Bugün Mehmet Şimşek çok doğru bir açıklama yaptı. O açıklamada şunu demek istedi. Kuaföre gidiyorsun. Bizi izleyenler herkes bilir. Berbere gidiyorsun, nakit verirsen bu kadar, post evet. kullanırsan şu kadar diyor, vergiden kaçırıyor. Başka yere gidiyorsun, doktora gidiyorsun, nakit verirsen şu kadar, post kullanırsan bu kadar diyor. E ne oldu o zaman? Bunlar para kazanmaya, hatta vergiden kaçırarak kazanmaya devam ediyorlar. Üçüncü kısmı vergi afları. Koskoca sermayedarların vergilerini lap 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 indiriyorsun. Dönüp ücretlinin vergisine yapışmaya çalışıyorsun. Bitti mi? Gene bitmedi. Bakın burada emekliler için eğri oturup doğru konuşalım. Gerçek yaşlı, sağlık sorunu olan, torunlarına şeker almaya çalışan emekliler ayrı. Genç yaşta Demirel'le birlikte başlayıp en son EYT ile ikinci işinde çalışanlar ayrı. Tamam, emeklilerle ilgili büyük bir sorun var. Ama o EYT'liler ikinci kez çalışırken gerçekten ihtiyacı olanın emekli maaşını arttırılmasını önlüyorlar. E kamu tasarrufu ayrı boyut. Yani toplarsak gelir dağılımını düzeltmez ve buna göre adaletli önlemler almazsak ücretleri zam yapmamak iktisadi olarak genel talebi kısma noktasında eskisi gibi etkili olmuyor Soran Bey. Yani bu hani nerede o eski bayramlar denirdi ya eskiden, şunun için derlerdi. Ya eskiden işte gençler, çocuklar ailesini ziyaret ederdi, ailecek geçirilirdi ama artık bayram bir tatil olayına döndü. Herkes gidiyor tatile, çocuklarını alıyor. Kesinlikle. Tatile. İşte anneler babalar bırakılıyordu. Şimdi esas nerede o eski bayramlar? Evet. Sorusu anlamını buldu. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela Mehmet Şimşek'in emeklilere hedef alan uygulamaları var ya. Mesela kredi kartı düzenlemesi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Kredi kart faizleri bugün yaklaşık kredi kartından taksitlendiren kesim için %6'lık bir maliyet oluşturuyor. Parası olan bankada
İşte ya da kur korumalı da parası olan dövize dönüşebilir. Müthiş bir gelir elde eden ya da parasını götürüp bugün %58 ile mevduat yapan bir kesimi bu kısıtlamalar engeller mi, rahatsız eder mi? Etmez tabii ki. Peki bu kredi kart düzenlemesine en çok kimler rahatsız oldu? En çok kimler mağdur olacak? Vatandaş, dar gelirli, o alt tabaka. Bakın %6 diyorsunuz. Ya %6 demek tefeci faizi demek. Siz sırf alt kesim, o zavallı kesim, emekli, asgari ücretli o kredi kartıyla yaşamaması için %6 ile faizi para almaya zorluyorsunuz. Neden bunu üst kesime yapmıyorsunuz? Neden servet vergisi ya da %60 faiz alan kesime bunu maliyeti yıkmıyorsunuz da o bir avuç kredi kartıyla ay sonunu getirmeye çalışan insana bu kadar maliyet? İşte aynı emeklilere yaptıklarını da kredi kartıyla geçinen. Çünkü kredi kartı aynı zamanda bir geçim aracı oldu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bakın insanların cebinde önce bunu başardılar. 6 tane, 7 tane hatta 10 tane kredi kartı verdirdiler banka bilançolarını patlatmak için. Şu anda inanın bana 70 milyon insan bankalar için çalışacak. Kredi kartı faizleri 5 oldu, 6 oldu. Düşecek mi? Hayır, düşmeyecek. Bu insanlar çaresiz insanlar. Yani %10 da olsa o kredi kartıyla nefes almak için kullanmak zorunda. O alışverişi yapmak zorunda. O taksitlendirmeyi yapmak zorunda. Sıkıştığı zaman çocuğuna işte 3 kuruş harçlık vermek için onu ATM'ye sokup oradan %6, 7 ile tefeci faiziyle o parayı çekmek zorunda. İşte bu kesime kötülük yapılıyor. Yani yapılan sadece emekliye değil. Aynı zamanda geniş bir kesime kötülük yapılıyor. Yani siz eğer tüketim harcamalarını kısmak istiyorsanız önce üst gelir grubuna bakmanız lazım. Zaten alışverişi şu anda üst kesim yapıyor. Bakın evet. Telefon. Türkiye'de halen 100 bin liraya bulan bir telefon satışında rekor artış var. Sıraya giriyor. Evet yani. Sıraya giriyor insanlar. O 100 bin liralık telefonu emekli alabilir mi? Öğretmen alabilir mi? Polis alabilir mi? Hemşire alabilir mi? Bakın hocam doçent. Hocam alabilir mi maaşıyla? Alamaz teknik olarak. O zaman niye bu kesimin tüketim harcamalarını kısmıyorsunuz da burada dar gelirlinin işte Ramazan pidesi ya da çocuğuna bayramda bir ayakkabı almaya çalışan insanlara bu yaptırımı, bu kötülüğü yapıyorsunuz. İşte problem bu. Mehmet Şimşek'in maalesef politikası bu. Evet, Mehmet Şimşek ekonomi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama faturayı yanlış kesime kesiyor. Bunun sorumlusu emekli değil. Kesinlikle değil. Alt tabaka değil. Bakın Türkiye'de biz hiç ortayı konuşmuyoruz. Neden konuşmuyoruz? Çünkü orta kesim yok. O Turgut Özal'ın orta direkt dediği kesim artık yok. Bitti. Herkes altta. Türkiye'de bugün geçen yılki bir istatistik vardı. Diskindi galiba. Asgari ücretle çalışan kesim %42 idi. Şu anda 52'yi geçmiş durumda. Yani asgari ücret artık normal bir ücret. Ya çocuk yıllarca okuyor. Bilgisayar mühendisi oluyor. Geçenlerde gördüğüm, kendi gözümle şahit olduğum bir olay. Bilgisayar mühendisi çıkıyor çocuk. Bir bankanın IT bölümüne asgari ücretle işe başlıyor. Ya bu utanç verici bir olay. Yani asgari ücret artık kader oldu bir ülkenin. Ve bir de onun kalkıyorsunuz sırtından yaptırımlarla para kazanmaya çalışıyorsunuz. Vergi almaya çalışıyorsunuz. Yani bana göre burada Mehmet Şimşek faturayı yanlış kesime ödetiyor. Yani gazeteci İbrahim Kahveci ikinci bölümde konuğumuz olacak kendisi. Köşesinde yazdı. Daha iyi anlatacaktır elbette ama ben onun köşesinde okumuştum. Çok üst segment lüks araçların getirilmesinde yani ithalinde büyük artışlar söz konusu. Bunlara emekli binmiyor. Bunlara asgari ücretli de binmiyor. Biz de binmiyoruz. Ama bir kesim demek ki buna talep gösteriyor ki araçlar üst üste Türkiye'ye geliyor. Yani bir taraf çok zenginleşirken bir taraf gittikçe yoksullaşıyor. Dediğiniz gibi orta direkt ortadan kalkmış durumda ama fatura vatandaşın omuzlarına yükleniyor. Soner Bey şimdi aynı haberde Türkiye Gazetesi'nde Mehmet Şimşek'le ilgili şöyle bir atıf yapılan söz de vardı. Kamu kurumlarına bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklarla belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkmayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin diyor. Bilmiyorum saray içinde aynı şey geçerli mi ama şimdi sanki böyle kamulara bir tasarrufa gidiliyor gibi hani bir cümle bu ama yerel seçimden iki gün önce Aile Bakanlığı'nın sadece 15 ay için
29,5 milyon lira ödeyip yabancı marka üst segment yine lüks 23 araç kiraladığı ortaya çıktı. Şimdi hal böyleyken kamuda hangi tasarruftan bahsedebiliriz? Şimdi Soral Bey, Meme Şimşek politikalarını değerlendirirken bir kere iki pencereden bakmamız gerektiğini unutmayalım. Biri kısa vadeli teknik para politikası. Yani hızlı bir şekilde sıkılaşma, enflasyonu önleme ve yabancı sıcak parayı çekme. Açıkçası bu noktada özellikle Hafize Gaye Erkan gittikten sonra, çünkü Hafize Gaye Erkan biraz daha kalsaydı ciddi zarar verecekti. Gittikten sonra Merkez Bankası da dahil ben şahsen olumlu emareleri alıyorum. Para politikası anlamında. Gelelim diğer tarafa. Yani soru şu: para politikasıyla yabancı geldi ama kalacak mı? Bakın, kalacak mı kısmı. İşte o kalacak mı kısmında kamu tasarrufu, yargı reformu, özgürlükçü ortamın teşkili, mülkiyet hakkının korunması, ekonomik adaletin gelmesi, bunların hepsi bir paket. Buna Mehmet Bey'in gücü yeter mi? Şu an için ben öyle bir emare almadım. Alan varsa hiçbir şey diyemem. Ama buna gücü yetecek ve bu iradeyi gösterecek Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız var. Mehmet Şimşek'in iradesi sınırlı kalacaktır. Tasarrufa gelince, ya ben şu bakanlıklardaki araba merakını çözmüş değilim. Özel kalem niye özel makam aracına biner? Daire başkanı niye makam aracına biner? Çözmüş değilim. Bizim üniversitemiz var. Profesörler de, araştırma görevlileri de kendi arabalarıyla gelip gidiyorlar. Orada bir iş yeri. Herhalde alacakları karar böyle saniselik alacak bir karar değil. Umut ediyorum artık bu geri kalmış gösteriş zihniyetinden ülkemiz kurtulur. Ama dediğim gibi para politikası harici, yani yabancı uzun vadeli gelecek mi, doğrudan yatırım yapacak mı sorularını bence kısa bir zaman sonra zaten konuşmaya başlayacağız. Orada da belki çıpa arayacağız. Ne tür bir çıpa? Avrupa Birliği çıpası bile bence çok uzakta görünmüyor olabilir. Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajını, çünkü ekonomiye vurgu yaptı, krize vurgu yaptı. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bir mesele dedi. Yani tüm dünya ile birlikte derken bizde niye daha derin? Niye onlarda şimdi bu kadar hissedilmiyor? Cumhurbaşkanı tabii ki doğru söylediği bir yön var. Enflasyon sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bütün dünyanın, pandemiden sonra bütün dünyanın sorunu. Fakat önce dünyadaki enflasyona bakmamız lazım, bir de o boyutuna. Mesela şu anda Almanya'da enflasyon, bir yılda yaşadığı enflasyonu biz 3 katını bir ayda yaşıyoruz. Böyle bir anormal durum. Amerika'da keza yine öyle. İngiltere'de yine öyle. Yani evet, Avrupa'nın %2 ile yıllık yaşadığı enflasyonu biz aylık %4, 5, 6 ile yaşıyoruz. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı tabii farklı bir algı yaratmaya çalışıyor. Enflasyon evet dünyanın sorunu ama bizdeki sorunun apayrı bir yeri var. Bunun tek nedeni vardır: tarihimizin en büyük maliyetli, en başarısız deneyi, yani nasıl ekonomisi. Onun biz bugün faturasını ödüyoruz. Yani bakın, o 2021'deki Eylül ayındaki bu hamle olmasaydı faiz, ya da o güne bakalım. O gün faizler %19, enflasyon %19'du. Ta ki biz enflasyonu indirmeye başladığımız andan itibaren, faizleri indirmeye başladığımız anda enflasyon artmaya başladı. Bunu sadece dünyadaki değil, Türkiye'nin çok değerli ekonomistleri isyan etti. Yapmayın, etmeyin, enflasyonu patlatırsınız dedi ve patlattılar. 85'e geldi. Şimdi ben soruyorum size, bu %85 enflasyon dünyanın sorunu mu? Dünyada var mı böyle bir şey? Dünyada nasıl ekonomisi diye ya deli saçması diyeceğim ama farklı şey olacak. Saçma sapan bir ekonomi modeli var mı? Dünyanın yanlış anlaşılması. Açıdan soruyorum. Peki bunun nasıl maliyetini siz kalkıp da dünyayla eşdeğer görürsünüz? Göremezsiniz. Bunun
teknik olarak anlamı yok. Bu tamamen belirli bir kesimi sakinleştirmeye. Bakın işte bu kader herkesin ortak kaderi demek gibi bir şey. Hayır, öyle bir şey yok. Bu sadece Türkiye'ye özgün ve acı olan da şu. Bu enflasyon yarın baz etkisiyle Mayıs ayından itibaren düşecek. Haziran ayı itibariyle. Ama %50'nin altı artık biz enflasyonu göremeyeceğiz. Yani %50'lerin üzerinde yaşayacağız. Bu artık üzerimize yapışmış durumda. Ha, bunun bedelini ödeyecek miyiz? Evet, çok acı ödeyeceğiz. Ama bizim ne suçumuz var? Emeklinin ne suçu var? Asgari ücretlinin ne suçu var? İşte burada sorgulanması gereken bu. Yani yerel seçimde çıkan sonuç gibi bir fatura siyasi iktidarın önüne nasıl faturası olarak gelecek mi, gelmeyecek mi? Burası çok önemli. Yani halk ne kadar buna inanacak? Yani bu enflasyonun dünyanın sorunu olduğunu. Çünkü biraz da burada finansal okuryazarlık sorunu da var. Evet, insanlar kalkıp da gerçekten Cumhurbaşkanı öyle diyor ama acaba Amerika'da enflasyon kaç? Almanya'da enflasyon kaç diye bakmıyor. Bakın ben bir süre önce Almanya'daydım. Oradaki Türkler isyan ediyor. Almanya çok pahalandı diyor. İşte süt 97 centti, 100 cent oldu diyor. Yani 1 euro oldu. O isyan ediyorlar. Aslında baktığınız zaman artış %2 bile değil. Bizde süt 1 yıl önce 3,5 liralık süt 21-22 liraya oldu çiğ süt. Hiç kimse sesini çıkartmıyor. Yani burada tamamen bir algıyla yönetilmeye çalışılan bir enflasyon var. Ama bu cebimize tabii ki öyle algıyla yansımıyor. Çok fazla bedel ödüyoruz. Yani her markete gittiğimde kendi adıma konuşayım, şoke olup çıkıyorum. Ben ne aldım ki de bu kadar tuttu. Hani içinde böyle günlük tüketeceğiniz şeyler olan şey, malzemeye. Çok güzel bir konu yakaladınız, değindiniz. Mesela kredi kart harcamaları artmış deniliyor ya. Evet. Bakıyorsunuz market harcamaları var. İşte buna tüketim harcamalarına giriyor bu. Aslında girmiyor tüketim harcamalarına. Ben bir yıl önce aynı limitli kredi kartımla gidip A marketinden ya da 3 harfli herhangi bir marketten bir sepete aynı ürünleri 300 liraya alırken bugün 700 liraya alıyorum. Doğal olarak benim maliyetim artıyor. Tabii. Onun faturasını bile insanlara çıkartmaya başladılar. Kredi kart limitlerini düşürmeye ve harcamaları kısmaya çalışıyorlar. Yani oysa kredi kart harcamalarının artışındaki diğer bir neden de enflasyon, o fiyat artışları. Yani markete gidiyorsunuz, işte bir kilo et yılbaşında galiba 310 liraydı normal bir et. Bugün 600 lira. Hadi buyurun, kredi kart limiti ya da kredi kart harcamanız otomatikmen patlıyor. Evet. Şimdi Soner Bey, peki ne yapacak insanlar? Yani zaten zar zor kendini döndüren aileler, insanlar kredi kart limitleri arttırılırsa, özür diliyorum, düşürülürse, faizler arttırılırsa, yani aman harcayamasınlar diye önlemler alınırsa bu bir başka bir sosyal sonuç doğurmaz mı? Peki ne yapacak insanlar? Nasıl geçinecek, nasıl yiyecek, nasıl içecek? Soral Bey, bu sosyal sonuçtan ne yazık ki, maalesef bunu demek zorundayım, kaçış yok. Bunun bedelini daha da görmedik. Eğer sıkılaşma ortadan kalkmazsa işsizlikle, peşi sıra gelen iflaslarla ve bankalardaki batık kredilerle daha yüzleşeceğiz. Bu dönemde ne yazık ki parası olan daha paralı, fakir gene daha fakir olacak. Bundan kaçış yok. İşte no, işte bakın, hep karar diyoruz ya, karar. Ben şimdi bakıyorum televizyonlara, faiz düşmesini huyarsızca savunanlar bugün hala konuşuyorlar. Hala televizyonlardalar. Demek ki buradan da şöyle düşünüyorum. Böyle bir durumdayız biz. Sorgulamaktan uzağız. Çünkü en ufak bir eğitimi ya da gelişmiş bir ülke olsa onlar televizyona çıkamazlar. Bakın, çıkamazlar. Bunun bedeli vardı. O sofraya, o sofra güzeldi Soral Bey. Çok yemek vardı o sofrada. Büyük sermayedar çok yedi, doldurdu. Bakın açık söyleyeyim. O servet transferi döneminde fakirleşen patron, yani gerçekten... Çok aykırı işler yaptıysa fakirleşmiştir. Zenginleştiler. Halkın bir kısmı, büyük bir kısmı azıcık tasarrufu olan zenginleşti.
Bu ülkede KKM yapıldı. Ya bakın, KKM'ye parasını koyanları hep bunu söylerim. Bir anket yapsak yüzde kaçı AKP'ye, yüzde kaçı CHP'ye veriyor diye sorsak çok şaşırtıcı sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Bizim artık toplum olarak çıkarıma geliyorsa eyvallah demeyi bırakmamız lazım. Evet. EYT de böyle bir şeydi. Bizim bilimin esaslarıyla gelecek kuşaklarımızın vicdanıyla yaşamamız gerekiyor. Bu bedel ödenecek. Bu bedelin ödenmeme şansı yok ve bu bedel ödenirken tabii ki gene siyasileşen ekonomide tabii ki itiraz edilecek. Ama ben kitapta yapacak başka bir şey görmüyorum. Görüyorum. Bir anda Türkiye'nin, yani bir anda biz demokratik, sosyal adaletin maksimum olduğu liyakatli bir sisteme geçsek çok hızlı düzelebiliriz. Buna karar verecek olan da gene toplumdur. Gene toplumdur. Dolayısıyla şunu bilelim. Bu durumda bu ödenecek bedeli biz ödeyeceğiz ama en azından herkes elini vicdanına koysun desin ki çocuklarımız ödemesin. Ha, onu derken de kamu özel işbirliği projelerindeki garantiler ortaya çıkıyor başka tabii, bir mevzu. Tabii. Peki, o ayrıca onu konuşmak gerekiyor. Sayın Gökten, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız değerlendirmeleriniz için. Remzi Bey, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Hepinize iyi bayramlar dileyim bu arada. Ben buradayım. Şu buradan mı? Peki, şimdi ilk bölümü noktalayalım. İkinci bölümde devam edeceğiz gündem özeli. Ben global bir şirketten bir iş teklifi aldım. 150'den fazla ülkedeler. Tam 45 tane fabrikaları var. 31 Ar-Ge merkezi. Son teknoloji ürünler. İngiltere'den Çin'e, Almanya'dan Amerika'ya, resmen her yerdeler. Yani yurt dışına yabancı bir şirkete gidiyorsun ha? Yok. Bizim Beko'ya gidiyorum. Beko bugün bu ülkeden aldığı güçle Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya şirketi. Arçelik'le Türkiye liderliğimiz devam ederken Beko ile hedef dünya liderliği. Bu başarıyla dünyalar bizim, bu gurur hepimizin. Bilenler bilir, bilmeyenler de bu bayram öğrenir. Bayram sofralarının olmazsa olmazı Bülent Börek'tir. Bülent Börek. Lezzeti ala Bülent Börek. Kumanya İstanbul iyi bayramlar diler. İnternetin uzmanları öneriyor. D-Smart.net'e gelenler interneti ve D-Smart Go film dizi paketini sadece 199 liraya kullanıyor. D-Smart.net'le 16 megabite kadar internet ve efsane film ve dizilerle dolu D-Smart Go film dizi paketi ilk 3 ay 199, sonraki 15 ay 439 lira. Avantajlı fiyatlar D-Smart'ın eğlence dünyasında, D-Smart hep yanında. Bilenler bilir, bilmeyenler de bu bayram öğrenir. Bayram sofralarının olmazsa olmazı Bülent Börek'tir. Bülent Börek. Lezzeti ala Bülent Börek. Kumanya İstanbul iyi bayramlar diler.
güncel haberlere anında erişmek artık çok kolay. WhatsApp'ı açın ve güncellemeler sekmesini arayın. Arama kısmına Halk TV yazın. Çıkan sonuçlardan Halk TV sayfasını bulun. Ve sağ üst köşede bulunan takip et seçeneğini unutmayın. Sıcak gelişmelerden anında haberdar olun. Halk TV'yi WhatsApp'ta takip edin ve habere istediğiniz an hemen ulaşın. Şule Aydın, Murat Ağarel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan gizli dosyaları bir bir açıyor. Kardeşinde anlattıktan sonra bu isimler gözaltına alındı. Türkiye'nin gerçeği bu. Sezen Sarmalı kuruluyor. Çok eski bir yöntem. Türkiye'de ne suç biter ne cezaevi biter. Evimize çökecekler mi? Nasıl çökecekler? 3000 lira verdiğin zaman Türkiye'deki bütün kullanıcıların tamamının bilgileri burada. Bunu kim kullanıyor? Sanal bahis siteleri kullanıyor. Bu bir şike. Yani bu futbolcunun hakkı yeniliyor. Böyle güçlüler. Böyle güçlüler. Çok önemli dosyalar hazırlandı. Kayda geçsin Halk TV'de. Her gün ajanslardan gelen binlerce haber arasından yalan değil, gerçek olanları, zaman kaybettiren değil, değer katanları seçiyoruz. Çünkü nitelikli, objektif, tarafsız habercilik elbette bunu gerektiriyor. Devletin kendisine ait bir parası yok. Hizmet ederken, yol yaparken, köprü yaparken senden, benden aldığın vergiyi harcıyor. Doların üzerine yatmış pompa. Pompaya fena zam geliyor. Kabinenin çift maaşlı yeni bakanlarına bir bakalım mı? Hakikati olan hürmetimiz asla değişmeyecek. Doğruları söylemeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. Ben Ekrem Açıkel, ranttan yana değil, halktan yana habercilikle Halk TV'deyim. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte.
Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gündem Özel'e ikinci bölümde devam ediyoruz. İki değerli konuğum var stüdyoda. Evrensel Gazetesi yayın yönetmeni gazeteci Hakkı Özdal, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ve İbrahim Kahveci gazeteci, Karar Gazetesi yazarı. Aynı zamanda Halk TV ekranlarından çok yakından tanıyorsunuz. Halk TV programcısı, hoş geldiniz. Merhabalar, soralım. Tabii ki İsrail'le başlayacağız yine. İsrail'le ticaretle başlayacağız. Ben mesela İbrahim Bey şöyle başlamak istiyorum. Sayın Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün bir açıklama yaptı. Bir kısıtlamalara gideceğiz dedi. Ama şöyle dedi, Gazze'ye havadan yardımımız kabul edilmedi dedi. Şimdi ticaretten önce reddediliyordu, İsrail'le ticaret yapıldı. Sonra dendi ki hep İsrail'le ticaret derken Gazze'ye gidiyor onlar aslında. Aynı limanlar kullanılıyor dedi. Filistin'e diye. Filistin'e. Filistin. Filistin'e gidiyor dendi. Madem hiçbir yardımı İsrail'den izin alınmadan yapılmıyordu ve İsrail izin vermiyordu, o söylemler neydi o zaman? Yani şöyle mi diyoruz, Türkiye'nin yardımını reddeden İsrail ama Filistin'e ticaret, yani parasız mal göndermeyi İsrail reddediyor ama paralı mal göndermeyi, ticareti kabul ediyordu. Buradan o mu çıkıyor? Evet. Buradan o anlam çıkıyor. Şimdi bu konu Sore Bey çok gerçekten bizim büyük sıkıntımız. Yani bir Türkiye'de herhalde bu konuyla ilgili bir Metin Cihan, bir de ben, Karar Gazetesi bu konuyu çok işledik, çok üzerine durduk. Hatta şunu söyleyeyim, Ticaret Bakanlığı'nın ilk açıklaması bizim Karar Gazetesi'nde manşet yaptığımız, Aralık ayında ihracatın, İsrail'e ihracatın %35 arttığı manşetimizle bu açıklamayı yapmıştı Ticaret Bakanlığı. Çok gerçek dışı şeyler söylediler bu konularla ilgili. İşte Filistin, ki TÜİK'te biliyorsunuz Filistin ayrı bir devlet tanındığı için TÜİK'te Filistin bölümü var. Hı hı. Yani Filistin'e giden malların ve parasal büyüklüğünün bölümü yayınlanıyor. İsrail'e giden aşağı yukarı %4 civarında, 3,5-4 civarında pay var. Hı hı. Oranı var. Yani İsrail'e 100 satıyorsak Filistin'e 3,5 satıyoruz. Veya 4 satıyoruz. O civarda bir oran var. İthalata bakmadım. İhracat kısmını söylüyorum. Çok fazla üzerini örtmeye gerçek olmayan şeyler diye bizi suçladılar. Hatta bizleri işte ajanlıkla da suçladılar. Evet. Algı operasyonu yapmakla da suçladılar. Her şeyle suçladılar. FETÖ-PKK ile de suçladılar. Biliyorsunuz hemen FETÖ-PKK yakıştırması geliyor. En ufak bir şey söyledi ama bugün şu gözüktü. Bu dünyada da böyledir. Gazeteciler hükümetler tarafından suçlanır. Ama benim zoruma giden hükümet tarafından suçlanma değil. Özellikle hükümet tarafı, medyası tarafından da buna tabi tutulmak. Mesela Amerika'da birçok skandal vardır biliyorsunuz. Medya çıkarmıştır bu skandalları. Hı hı. Önce yalanlanmıştır şeydir, sonra ortaya çıkmıştır. Bugün Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması, Türkiye'nin İsrail'le çatır çatır ticaret yaptığının, hatta bu ticaretin içerisinde silah ve silah sanayinde kullanılan ürünlerin de olduğunun, kısaca her şeyin itirafı oldu. Hı hı. Her şeyin itirafı. Aslında bir kısıtlama değil, bir itiraf diye bakmak. Çok güzel yani. Söylediniz. Aynen öyle. Aslında bir kısıtlamayla beraber bir büyük itiraf. Şimdi burada soru şu. Arkadaş, 6 aydır neredeydin? 33 bin Filistinli şehit edildi. Sen 6 aydır neredeydin? Niye bunu yapmadın? Şimdi niye buraya geldin? Bu noktaya geldin. Bu soruların cevapları da başka bir şey, başka bir açıklama, yani başka bir sorun. 6 aydır yapmamasının sebebi, yapamamasının da sebebi olarak düşünebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Ben bazen bizler böyle iktisadi cümleler kullanınca vatandaş bunu ağır kaçıyor, anlayamıyor. Ama devamını söylediğimiz zaman bunu görüyor. Mesela dış ticaret, cari açık, şu bu, bun. Türkiye'nin döviz ihtiyacı, o kadar had safhaya vardı ki, tırnak içerisinde Mersin Akkuyu'da ekstra ne verdik de ekstra 15 milyar dolar geldi. Tırnağı kapatıyorum, Türkiye'nin döviz ihtiyacı, 2 yıldır söylediğim bir cümle, özellikle son 1 yıldır bunu çok fazla tekrarlıyorum. Türkiye'nin döviz ihtiyacı bir milli egemenlik sorunu noktasına geldi. Yani toprak verme veya toprak vari taviz verme, milli egemenlikten taviz verme, Suudi Arabistan'a
Kaşıkçı cinayetinin dosyasını, yani yargısal hakkı devretme gibi Akkuyu da o açıdan verdim. İsrail ile ticareti kesememenin de Türkiye'nin çok aşırı döviz ihtiyacından kaynaklı bir şey olduğunu, bir neden olduğunu, ikinci nedenin de maalesef rahmetli Necmettin Erbakan çok uyarırdı. AK Parti'yi, Erdoğan'ı filan, bunlar Siyonist şeyler, İsrail'le çok şey. Biliyorsunuz Erdoğan İsrail'den nişanlar aldı, evet, ödüller aldı. En üst kademe. En üst kademe şeyler. İşte bana şey yapan, cümleyi tam hatırlayamadım. Gerekirse papaz elbisesi giyerim söyledikleri, evet, zaman. Gerekirse papaz elbisesi giyerim. Yani her kılığa girerim. Demek ki bir yerden yönlendirildiğini zaten orada söylüyor. İkinci sebep bu olabilir. Tam bilmiyorum. Ama her şey, sonuç, hepsi Türkiye'nin bu 33 binden fazla Filistinli'nin veya Filistinli soykırımına karşı hem de İslami gözüken bir iktidar tarafından bu kadar aciz duruma düştü. Düşünsenize, şu anda iktidarda CHP olsaydı, iktidarda Kılıçdaroğlu olsaydı, tekrar not olarak söyleyeyim, bitireyim. Her cuma her caminin önünde gösteri olurdu. Evet. Peki niye şimdi o zaman Hakkı Bey? Yani eğer böyle yani yapamamasını gerektiren ciddi nedenler varsa, o yapamamayı gerektiren nedenler nasıl göze alındı da şimdi bu adım atıldı? Niye daha 6 ay atılmadı, seçim öncesi atılmadı, şimdi atıldı? Evet. Yani seçim öncesi atılmamış olması başlıca ilginç tabii ki. Hani bugünden bakınca, hani seçimden sonra yapılmış olması nedeniyle daha ilginç hale geliyor. Doğrudan seçim sonuçlarıyla çok ilgili bence. Hani neredeyse bir panik halinde seçim sonuçlarını yaratan koşulları geriye çevirmek gibi bir çaba içerisindeler. Şöyle bir okuma yapıyor iktidar tarafı. Hem siyasal elitleri hem medyadaki yazarları. Seçim yenilgisini, aslında hezimetini demek belki daha doğru olur. Seçim hezimetini basitleştirmek, yerelleştirmek ve arzi, geçici, geri çevrilebilir bazı sahiplere bağlamak. Bunlardan bir tanesi Filistin konusu, Gazze konusu. Onu da şöyle idare etmeye çalıştılar. Gazze konusunda aslında biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bir kara propaganda var. İbrahim Bey'in söylediği gibi hani provokatörler var, Mossad ajanları var. Ha, buradayım hocam. Bunlar yapıyorlar gibi bir şeyle, hani Taksim'de genç insanları, genç kadınları şiddet uygulayarak, tartaklayarak, elleri kolları arkadan bağlanmış genç kadınları tokatlayarak giriştikleri, yani bu konuda attıkları her adım kendilerine daha fazla teşhir etti. Ve sanırım kaçınılmaz bir hale geldi. Bir nedeni bu. Yani bu İsrail'le ticaret konusu aslında çok uzun zamandır öngöremedikleri şöyle bir alışkanlık, tembellik, bir tür güç zehirlenmesi tabir edilen bir tutumun içindeydiler. Ya hakkımızda onca şey söyleniyor, kimse inanmıyor. Daha önce neye inandılar ki buna inansınlar gibi bir güç zehirlenmesi, bir tür şey tembelliği, politik tembellik yaptılar. Fakat daha önce, yani biraz halkı küçümseme hali bu. Yani halkın vaktiyle bütün kanıtları ortaya konmuş bazı yolsuzlukları ya da bütün haksızlığı ortaya konmuş, açıkça görünen bazı politik uygulamaları umursamadan oy vermesinin bu seçimde de süreceğini varsaydılar. Hmm. Halbuki iktisadi koşullar, Türkiye'deki büyük yoksulluk, daha önceki koşullarda görmezden gelinebilen, bir şans tanınabilen konuları görmezden gelinemez hale getirdi. Tolere edilemez hale getirdi. Toplumun verdiği tepkinin içinde evet İsrail'le ticaretin payı vardır ve büyüktür. Ama bunun arkasında bile toplumun yoksullaşmasının etkisi var. Yani insanlar, biz bu kadar yoksuluz ama bu rejimin elitleri, bu rejimin zenginleri İsrail'le ticareti hiçbir gocunma yaşamadan sürdürüyorlar dediler. Ticaret kimlerin yaptığını biliyoruz. Hem Karar Gazetesi yazdı, hem biz Evrensel Gazetesi olarak yazdık. Başlıca holdingler, büyük şirketler, iktidarın yanında, yöresinde olmasıyla bilinen, adı hep iktidarla anılan şirketler. Halkımızı küçümsememek lazım. Bunları biliyor, fark ediyor. Bir iki şey daha söylemek istiyorum bununla ilgili. Üç temel soru bence bugün itibariyle çok meşru şekilde ortaya çıktı. İbrahim Kahveci söyledi ama ben de tekrar etme gereği duyuyorum. Bir tanesi, hani ticaret yoktu sorusu. Evet. Daha dün Akit Gazetesi,
isim vermekten imtina etmemek lazım bence. Daha dün Akit gazetesi ticaretin yalan olduğuna dair ve bunu iddia edenlerin ajan olduğuna dair metinler yayınladı. Sosyal medyada İsrail ile ticareti eleştiren insanlar provokatör, terörist, ajan ilan edildiler. Bugünkü liste ticaretin olduğunun kanıtı. İkincisi, hani Filistin'e gidiyordu? Eğer bu 54 kalem Filistin'e gidiyorsa niçin yasaklanıyor? Bırakın gitsin Filistin'e. Hem ticaretin yapıldığı hem de ticaret mallarının doğrudan İsrail'e gittiğinin itirafı doğru. Evet. Bu listeye gitmesi yasaklanan ya da kısıtlanan mallar listesi olarak bakmamak lazım. 6 aylık soykırım operasyonları süresince İsrail'e giden malların listesi olarak bakmak lazım. Burada uçak mazotu var. Jet yakıtı var. Evet. Jet yakıtı var. Dikenli teller. Yani bu karşı tarafı savaş halindeki taraflardan birinin elini güçlendirme, onun tarafında yer almayan, bu aslında sadece ticaret değil, ticaretin ötesinde ortak yapmıyor mu bu duruma? Evet, yani kısacık ben bir şey söyleyerek size bırakayım. Jet yakıtı var, uçak benzini var. Yani İsrail'in hava bombardımanları yaptığı helikopter ve savaş uçakları kullandığı biliniyor saldırılarda. Yassı çelik ürünleri var. Evet. Kablolar var. Doğrudan askeri sanayide, taarruzda, saldırıda kullanılan malzemeler var. Yapıştırıcılar var, kimyevi maddeler var. Bomba yapımında kullanılan bir sürü malzeme var. Doğrudan ortağı yapıyor. Tam bu noktada bir şeyi eklemek istiyorum. Bu kararın iç kamuoyuna yönelik bir yanı var. Elbette asıl büyük gövdesi de o. Ama ikinci bir yanı daha var bence. Nikaragua'nın şikayeti üzerine, evet, başvurusu üzerine pardon, Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya Gazze soykırımının suç ortağı olarak yargılanmaya başlamışken çıktı bu liste. Yani Türkiye alnına çalınabilecek ve uzun yıllar çıkmayacak, tarihinden çıkmayacak bir kara leke ihtimaliyle karşı karşıyayken de çıktığını unutmamak lazım. Yani benzer bir suçlama Türkiye hakkında da yapılabilir. Herhangi bir ülke çıkıp bu listeyi gösterip 6 ay boyunca bu mal ve ürünler Türkiye'den İsrail'e gitmiştir o halde deyip Türkiye'den şikayetçi olabilir şu anda. Tam da böyle bir durumda çıkması çok böyle iyi. Bir dönemde çıkıyor. Şunu da merak ediyorum İbrahim Bey. Bir önceki bölümde konuştuk ama tabii sözleşmeler bilinmediği için hani net bir şey belki söylenmez ama hani genelde diye sorayım ben. Böylesi bir durumda yani İsrail'in bu malzemelere en çok ihtiyaç duyduğu anda, çünkü bir savaş halinde ticarete konu ürünlerin fiyatları normalden daha yüksek fiyatlandırılıyor olabilir mi bu tip durumlarda, olağanüstü durumlarda? Şimdi olabilir. Bunu da nereden görüyoruz? Sanırım en son manşetlerimizden bir tanesiydi. Mart ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanlığı verileri, Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde baktığımız zaman 7 Ekim sonrası ihracatın en yüksek, İsrail'e ihracat rekoru kırdığımız ay bu Mart ayı oldu. İhracat rekoru. Hatta ben şöyle bir başlık atmıştım ona. Soykırım'da ihracat rekoru diye başlık atmıştım. Şimdi iki şey var, olur burada. Bir tanesi, biliyorsunuz Avrupa'da birçok ülke şu anda artmaya devam ediyor. İsrail'e, yanlış hatırlamıyorsam Kanada'da aynı şekilde, Amerika'da da kısıtlama getirmeye çalışıyor. Savaş ve savaş niteliğini taşıyabilecek, destekleyecek ürün ihracatını kısıtlıyorlar. Hollanda ve Kanada galiba. Hollanda ve Kanada diye hatırlıyorum ama İtalya'da da var. İtalya, evet. Kısıtlamalar farklı farklı ülkelerde farklı farklı boyutlarda devam ediyor. Bu artıyor. Yani o artınca İsrail'in savaş destek ürünlerinde, savaşta demiyorum, savaş destek ürünleri, mesela çelik tel veya çimento, beton gibi, savaş demir çelik bahsettiğiniz gibi savaş destek ürünlerinde galiba Türkiye'ye yönelmiş olacak ki ihracat rekoru kırdık Mart'ta. En son manşetlerimizden birisi buydu. Bu önemli. Yani Avrupa'daki ülkeler savaşla ilgili kullanılabilecek malzemeyi kısıtlamaya giderken yönelinen ülke Türkiye oldu. Türkiye bir kısıtlamada Hakkı bulunmadı. Hakkı Bey'in biraz önce söylediği şey o yüzden çok önemli. Çok şimdi, önemli. Bu buradan geldiğiniz zaman Türkiye farklı bir konuma geçiyordu orada. Yani Avrupa'nın bile kısıtladığı ürünlerin ana tedarikçisi Türkiye. O zaman soykırımda Almanya'nın yanına Türkiye niye eklenmesin gelecekti. Tabii. Ama tekrar ediyorum, burada bir madde daha var. Türkiye'de iktidar kim?
Hani BOP eşkenel başkanı değil herhalde. Veya o muydu acaba? Şimdi İkincisi Büyük Ortadoğu Projesi. Yani şimdi Büyük Ortadoğu Projesi mi işliyor Türkiye'de? Bütün bunlar akla geliyor. Yani bunca şeye rağmen niye? Peki bir soruyu siz dediğiniz için söylüyorum. Peki bugün niye tedbir alındı? Mesela bu tedbir niye bugün kısıtlama getirildi noktası? O da şöyledir. İhtimal birçok ihtimal var ama bir ihtimallerden birisi de şu. İsrail zaten yapacağı soykırımı yaptı neredeyse. Hatırlıyor musunuz biz de 2. Dünya Savaşı'na girdik. Ama fiili çatıştık 45'te. Mı? 1945 Mart'ta. 45'in Mart'ında mıydı? Sonunda işte. Almanya'ya savaş ilan, Hitler'e savaş ilan ettik. Ama 1945'te şimdi AK Parti hükümeti Sayın Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'e ticarete kısıtlama getirdi. Ne zaman? 6 ay sonra. 33 bin Filistinli şehit edildikten sonra. Bir de ateşkese kadar dendi. Zaten Birleşmiş Milletler bu kararı almadı mı? Ateşkes olması gerekiyor dedi. Evet. Yani her an alınabilecek bir karar aldı. Ufukta bir ateşkes görünmüşken. Evet. Onu kastetmeye çalıştım. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim önümüzde bizim karşılaşacağımız sorunlar çok ciddi. Yani bu İsrail'in soykırımıyla ilgili destek ülke olarak da biz de öne sürülebiliriz. Anadolu Ajansı, TRT veya diğerleri bütün dezenformasyon şeylerini öne sürseler bile anlaşıldı ki ben pazar günü burada Mehmet Tezkan'la şurada stüdyoya girerken abi pazar akşamı saat 20'de yayınımız başlamadan önce baktım ki 19.30'da Anadolu Ajansı 4 ay önce, 3 ay önce Ticaret Bakanlığı'nın benim yaptığım habere karşı göstermiş olduğu yaptığı açıklamayı haberleştirmiş. Dedim ki eyvah bunlar sıkıntılılar ki geçmiş yalanların hepsini tekrar yayınlamaya başladılar. Burada ciddi bir sıkıntı var. Sadece bu işin bizim o kadar para ihtiyacımız var ama ona rağmen çok geç aldılarsa arkasında para dışında da sebepler olduğunu düşünebiliriz. Şimdi şöyle bazı istihbaratlar olduğu söyleniyor. İşte bayram namazında ya da önümüzdeki günlerde bu tip protestoların artacağı, bunun önünü almak için yapıldığı yönünde. Ama yani bu doğru bir adım. Şimdi şöyle sürekli inkar edilen bir durum kabul edilmiş oldu ve insanlara oraya ne gönderildiği gösterildi. Savaş boyunca yani hastaneler bombalanırken, çocuklar öldürülürken, yaralılar öldürülürken oraya jet yakıtları gittiği görüldü. Mescid-i Aksa'da insanlar namaz kılmasın Müslümanlar diye dikenli tellerin gittiği söyleniyordu. İnkar edilmişti. Listede dikenli teller de olduğu görüldü. Tepki dindireceğiz derken daha büyük tepkiye yol açmaz mı bu? Hı hı. Ya Batılıların galiba Fransızların bir sözü var. Bazen bozuk bir saati tamir etmek için açtığınızda onu kapanamaz hale getirirsiniz. Hı. Benzer bir sorunu yaşıyor bence iktidar. Hani bir büyük sorun var, bunu çözmeye, tamir etmeye çalışıyorlar. Ama bunu tamir kapasitesinden o kadar uzaklar ki sorunu çözmeye çalıştıkça yeni sorunlara yol açıyorlar. Bununla ilgili bir şey, mesela biz şeyi duyduk bugün gazetemizin yazı işleri toplantısında sabahtan beri İsrail'le ilişkin şeyi konuşuyoruz, bu Ticaret Bakanlığı'nın kısıtlama kararını. Şu bilgi bize de geldi. Bayram sabahı tekil protestoların olması çok muhtemel, hatta hala muhtemel. Tekil protestolar olmasa bile bayram sabahı konuşmalarında buna ilişkin sözler söylemesi, hani bir tür bir hani doğrudan açık özür değilse bile bir tür telafi konuşmalarının yapılabilmesi için öne sürüldü bu adım diye. Şimdi biz iki konu bence bunu teyit ediyor. Birincisi, şimdi Ticaret Bakanlığı 54 ürünün ihracatını kısıtladığını duyuruyor. Neyle duyuruyor? Bir basın bülteniyle. Neredeyse bir haber olarak. Bunun bir tebliği var mı? Bunun resmi gazetede yayınlanmış bir şeyi var mı? Yok. Biz bugün gümrüklere ulaştık. Dış ticaretle iştigal eden insanlara ulaştık. Kimse bu kısıtlamanın süresini, hacmini bilmiyor. Yani yassı çelik gitmeyecek İsrail'e. Peki kısıtlama dediğine yasaklamıyor, kısıtlıyor. Nasıl kısıtlıyor? Miktarını mı kısıtlıyor? Miktarını mı kısıtlıyor? Zamanla. Maddi, parasal olarak mı kısıtlıyor? Hacmen mi kısıtlıyor? Neye göre kısıtlıyor? Şu anda laftan ibaret. Bu geceki resmi gazetede çıkabilir, o ayrı. Ama şu anda laftan ibaret. Laftan ibaret bir şey niye resmi gazetede? Ya prosedür belli değil, mevzuat belli değil.
gümrük memur, gümrükte çalışan insanlar bile şeyi bilmiyorlar. Ya işte yasak gelince o kodlarda işlem yapılmaz, oradan görürüz biz diyorlar ama şimdi kamuoyuna dönük şeyi bilen bilgilendirme yok. Kısıtlama nedir bu yani? Asla solvent bazlı yapıştırıcı gitmeyecek mi İsrail'e? Hmm. Ya da işte jet yakıtı gitmeyecek mi? Jet yakıtı asla gitmeyecek mi, yoksa şu miktarın altında olursa mı gidecek? Hmm. Yani bu konuda bir tatmin edici bir açıklama yok. Bu da biraz hızlı yapıldığını bu açıklamanın. Bayram sabahı bayram sabahı öncesinde, bayram öncesinde sahadaki propagandistlere bir ferahlama alanı olabilmesi için biraz vaktinden önce yapıldığı. Resmi gazetede bu gece düzenleme tebliği yayınlanır yayınlanmaz o ayrı. Ama bir Ticaret Bakanlığı bir ülkeye neredeyse ekonomik ambargoymuş gibi duyurduğu bir listeyi öyle basın bülteniyle duyurmaz. Bunun bir tebliği olur değil mi hocam? Evet, yani çok benden güzel. İyi misiniz? Yok, çok güzel ifade ettiniz hocam ya. Gerçekten. Bu nasıl uygulanacak? Hani ben şey satıyorum. Diyelim ben bir İsrail'e hani Allah korusun demek lazım. Şey satan, yassı çelik satan bir tüccarım ben. Ve şimdi bu sabah açıyorum Ticaret Bakanlığı'nın listesinde şeyi görüyorum. Benim yarın gidecek malım gitmeyecek mi? Ne tabii, olacak? Ben yarısı mı gidecek? Neye tabiyim ben yani? Nasıl bir uygulamaya tabiyim? Bu bilinmiyor. Şimdi peki bu kısıtlama tepkileri bitirdi mi? Hayır. Çünkü şöyle grafikleri tek tek alabiliriz arkadaşlar. Bu ticaretin devam etmesine tepki gösteren, sokakta protesto eylemleri düzenleyen emperyalizme ve siyonizme karşı Filistin Dostları isimli bir grup açıklamaları oldu. Ticaret kısıtlamasına yanıtları oldu. Verebilirsek grafikleri arkadaşlar. Evet. Şöyle, Gazze'ye 6 ay bomba yağdıktan sonra uçak benzini ve jet yakıtı ihracatını kısıtlama gelmiş. Bu adımın atılmış olması İsrail'e yürütülen kanlı ticareti durdurmak isteyen tüm Filistin dostlarının başarısıdır. Kısıtlama gelen diğer ürünlere bakınca Gazze'de zulüm sürerken Siyonistlere ne istedilerse verdiğimiz anlaşılıyor. Devamı da vardı, onu da alalım. Peki kısıtlama gelmeyen ürünler neler? Metin Cihan o listeyi de bulup paylaşana kadar daha nelerin ticareti devam edecek? Kısıtlama yetmez. İsrail'e her türlü ticari, diplomatik, askeri ve kültürel ilişkiler derhal kesilmeli, elçi kovulmalıdır. Anladığımız kadarıyla hani protestoları durduracak bir adım değil. Ama bu protestolarda çok fazla tartışılan konu şu: Taksim'de Filistin için bin genç grubunun yapmış olduğu eylemdeki aşırı polis şiddeti ve evet, ters kelepçeyle gözaltılar. Görüntüleri diyor. De alabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu konuşuluyor da hatırlayın Bursa'da Mustafa Varank'la yanında Özhasikidi galiba, hala adını hatırlamıyorum, bulamıyorum. İki bakan, eski bakan Bursa'da bir vatandaş onları protesto etti, bunu söyledi, bağırıyordu. Hemen gözaltı olmuştu. Hatırlayın Cumhurbaşkanı mitinglerinde İsrail'le ticarete son pankartları açanlar hemen gözaltı, tabii, ters kelepçe ve gözaltı yapılıyor. Sonra resmi işlem yapılmıyor. Bitince serbest bırakılıyor. Yani İsrail'le ticarete karşı Türkiye'de Türk polisinin aldığı çok ciddi önlemler vardı. Bu sadece Taksim'de değildi. Demek ki İsrail'le ticarette toplumun tepki vermesini istemeyen bir hükümet veya bir yönetim bir şekilde emniyet güçleri üzerinden bu işi yürütüyordu, yürütebildiği kadar. O işte artık son noktasına geldi veya artık o da dayanamıyor, iş başka boyuta geçiyor. Ama dediğiniz gibi biraz önce bu iş, yani bu itiraf niteliğinde oldu bu iş. Bu ticaret neler olmalı veya neler kısıtlanmamalı? Mesela gıda ürünleri. Ben ticaretin tamamen kesilmesi, İsrail sivillerin cezalandırıldığı gibi bir, onu söyleyecektim Hakkı Bey. Tam da onu söyleyecektim. Ya arkadaş, bu pazar benim ülkemde İstiklal Caddesi'nde İsrail'le ticaretin kısıtlanması veya kaldırılması noktasında İsrail'e karşı eylem yapan benim göstericilerim ters kelepçeyle tutuklanırken İsrail'de, Tel Aviv'de 100 binden fazla insan Netanyahu, katil Netanyahu diye gösteri yaptı. Şimdi ben o İsrail'deki, hatta şunu söyleyeyim, İsrail'in bu soykırımına karşı Türkiye'den çok daha fazla eylem, hatta çok çok daha fazla eylem İsrail'de yapıldı. Netanyahu'nun evinin önünde, sokağında. Katil dediler. Evet. Şimdi ben oradaki vatandaşa
ekmek ihtiyacı, su ihtiyacı, yemek ihtiyacını şey yapmayacak mısın? Ticaret kısıtlaması, Avrupa'da bu yönde bazı ülkeleri gidiyor, tekrar söyleyeyim. Sen bir o ticaretten güç alıp silah yapımında, cephane, duvar yapımında engelleyici bir şey yapıyor musun? Onları tamamen yasaklarım. Ama ekmeğin, suyun, mesela kıyafet, askeri üniformayı yollamazsın ama yeleğini, ceketini yollarsın. Vatandaşın giyeceği yelek, ceket, gömlek varsa bunun ticaretinde bir şey yok. Bunu yollarsın, oradaki vatandaşın giyeceği. Sonuç itibariyle İsrail'i, Netanyahu hükümetini belki de demek daha doğru olur, bir savaş kabinesini karşı tarafa saldırılarında güçlendirecek altyapıyı vermemektir zaten önemli olan. Evet. Kesilmesi gereken buydu. Bizim bugün dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi şuydu. Daha önce eleştiri konusu olmuştu. Konserve ve kuru gıda. Özellikle işgal askerlerinin işgal sırasında kullanabildiği konserve ve kuru gıda da bir kısıtlama yok örneğin. Hani şu anda da mevzuatını bilmediğimiz kısıtlamanın içinde bunlar yok. Buna ilişkin şöyle bir sınırlama getirilebilir mi? Biz size konserve ve kuru gıda vereceğiz ama bunu ancak işte okullarda sivil amaçlarla kullanabilirsiniz gibi bir tedbirle verilebilir mi? Ya da bu tedbir alınamıyorsa, çünkü şeyi daha önce biliyoruz, İsrail askerlerinin Türkiye menşeli kuru gıdalar ve konserveler kullandıklarına tanık olduk. Hı hı. Şimdi Özkan Salıcı'nın bir tweet'i vardı. O tweet'i de alabilir miyiz arkadaşlar? O tweet'i de gösterelim. Tabii bu kararın ardından birçok tweet atıldı. Şöyle alsak mı? Ben okuyamıyorum oradan. Gözlük var ama yine de göremiyorum orayı. Şöyle dedi Sayın Salıcı, bunun için 14 bininci çocuğun öldürülmesini mi beklediniz yoksa seçim yenilgisi mi? Filistin'de toplam 30 bin insan katledilirken Türkiye'den İsrail'e Ekim'de 328, Kasım'da 300, Aralık'ta 396, Ocak'ta 318, Şubat'ta 395 milyon dolar, toplam 2 milyar dolar civarında ihracat yapıldı. Kısıtlama nihayet bugün geldi. Çünkü Filistin AKP'nin umrunda değil. Ticaret Bakanlığı kısıtlama kararı aldı dersek yanılırız. Bu kararı halkımız aldı. Ticaret Bakanlığı sadece açıkladı. Sarayın ne kadar üzüldüğünü hepimiz tahmin ediyoruz. Bu kararı aslında protesto eden halk mı aldı diyebilir miyiz? Bir dakika şey yapabilir miyim? Çok tabii. Özür dilerim. Rakamları söyleyeyim. Bu dar çerçeveli ihracattır. Hı hı. Ekim'de mesela 328 diyor ya. Hı hı. 347 milyar 868 milyon. Kasım'da 300 diyor ya. 319-207. Aralık 396 diyor burada. 429. Oo, Ocak 318 diyor. 349. Şubat 394. 422 ve Mart 436-900. 437. Gittikçe yükselmiş. Tabii. Şöyle zaten ihracat düşüşü var. İsrail'e evet. İhracat düşüşü var. Evet. Daha çok gıda ürünlerinde falan bir düşüş. Evet. Ama Ekim'den sonra Ekim'de bir sert düşüş oluyor. İlk saldırı şeyinde sert düşüş oluyor. Ondan sonra Kasım'da da ufak bir düşüşle aynı seviyede kalıyor. Aralık'ta patlıyor tekrar. Sonra tekrar işte Mart'ta bir daha rekor. Yani hatta böyle bir grafik çizmiştim. Son 6 ayın rekoru bu Mart oluyor. 437 milyon dolar. Yani 320'ye kadar düşen ihracat 437 milyon dolarla bu Mart ayında rekor kırıyor. Dar kapsamlı aldığı için muhtemelen bu rakam 2 milyar dolar değil, aşağı yukarı 2,5 milyar doları almış durumda. Evet. Savaş zamanı. Peki. Dediğim gibi bir de şuna bakmak gerekiyor. Yani bunun hani adını koymak açısından aslında Sayın Salıcı'nın dediği gibi bu kararı Ticaret Bakanlığı almadı. Evet. Bu kararı vatandaşın tepkisi aldırttı. Evet. Daha önce dikkate alınmamış vatandaş tepkisi seçim itibariyle çok sert bir cezaya dönüşünce bu kararı almak zorunda kaldılar. Peki Sayın Bolat'ın daha önce yapmış olduğu İsrail'e ticaret iddiaları olunca 24 TV'de galiba yapmış olduğu bir açıklama vardı. Onu bir izleyebilir miyiz? Bu noktada hükümetin sürekli olarak İsrail'le ticaret vesaire suçlamaları ile sıkıştırılmak istenmesi bazı marjinal siyasi unsurların ve sizin ifade ettiğiniz terör örgütlerinin
fake hesaplarıyla yapılan sıkıştırmalar ve itibarsızlaştırma çalışmaları. Bunu İsrail istihbaratı da özellikle destekliyor. Kendince bazı dezenformasyon bilgileri sızdırarak bunu yaptırmaya çalışıyor. Tabii ki İsrail'in katliam veya soykırımına bakarak hassasiyet duyan tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini biz de takdirle karşılıyoruz ve aynı hassasiyeti duyan insanlarız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Aslında bir de şimdi burada Taksim'deki müdahale anını verebilir miyiz? Yani söylem bu olunca sahada neyle karşılaşıyor insanlar? Bir onu göstermek açısından Taksim'de de işte aslında buradaki insanlardan bahsediliyordu. Ajan deniliyordu, provokatör deniliyordu. Veya yatan bizler. Ben şöyle bir tanım getirdim. Yaklaşık 3 haftadır bu tanımı kullanıyorum. İsrail'e her türlü desteği verip, her türlü tedarikini, yardımına koşup ama perdenin önüne gelince vatandaşına bu konuda ağlayıp sızlamak, yok şöyle yok böyle demek, bunu Siyonist Müslümanlığı diye bir tanımla ifade etmeye çalıştım. Böyle bir tanım, Siyonist Müslümanlığı. Siyonist Müslümanlığı nedir? Ta İsrail'e her türlü malı yollayıp, her türlü şeyi yollayıp, bunları açığa çıkaranları İsrail ajanı diye suçlamak, dezenformasyon, marjinal gruplar demek, aşağılama, küçümsemek, terör örgütü demek, şu demek, bu demek. Ne oldu? Kendileri en son bütün bilgilerin doğru olduğunu aslında itiraf etmiş oldu. Maalesef Ramazan'ın son günü olduğu için söyleyeceğim. İslam'da mesela bir bakış açısı vardır. Kafir ve münafık. Münafık daha önemlidir. Onun için ben Siyonist Müslümanlığı deyimini bu açıdan çok önemli gördüm. Yani gerçeği olduğu gibi ortaya çıkaralım. Gerçeği konuşalım. Kardeşim gel de ki bana benim para ihtiyacım var, onun için İsrail'e mal satmak zorundayım. Ben de diyeyim ki kardeşim senin 3 kuruşluk para ihtiyacını gerekirse biz aç kalırız, susuz kalırız bu ülkede. Ama orada Filistinler ölmesin. Hep beraber buna karar verelim. Yani parasızlıktan bunu yapıyorsan da söyle, hep beraber buna karar verelim. Belki bütün millet diyeceğiz ki kardeşim biz aç kalırız, susuz kalırız, yeter ki Filistinler ölmesin diyeceğiz belki. Hı hı. Ama burada mesele gerçeği söylemeyip gerçeği söyleyenleri de İsrailcilikle, ajanlıkla bilmem neyle suçlama. İşte tam da Siyonist Müslümanlığı böyle bir şey. Peki... Başta aslında değindiniz biraz ama şunu da konuşmak gerekiyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dışarıda farklı, içeride farklı, birçok şeyi farklı farklı dışarıda söylerken içeride farklı söyledi. Ama bir rıza üretti bugüne kadar hep toplumda. Gerek AKP'nin diğer aktörleri, gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan artık toplumda rıza üretemiyor mu? Ya bence çok açık bir tablo var. Türkiye'nin yoksullaşması 2023 seçimlerinden bu yana, geçen 10 ayda Türkiye toplumunda sıkıştırılmış, infilak halinde bir şey, bilinç açıklığına yol açtı. Bir sorgulamaya ve aslında bir umutsuzluğa. Yani şimdi 2023 seçimlerine giderken ki koşulları biraz hatırlayalım. Enflasyon yine vardı, evet. Fakat hani yılda 2 ücret artışı. Evet. Asgari ücrette yılda 2 artış. Tedrici olarak hani Aralık ayındaki, Ocak'ta uygulanmaya başlanan asgari ücret artışının Mayıs'taki seçime kadar durumu idare eder gibi görünmüş olması, işsizliğin görece kontrol altında tutulmuş olması ve tabii EYT kararı. Hı hı. Bunlar 2023 seçimindeki tabloyu belirledi, belirleyici oldu. Bu Erdoğan'ın rıza üretme kapasitesinden çok... Yani elbette onun rıza üretme kapasitesi olarak algılandı, ortaya çıktı doğal olarak. Fakat bu toplumun henüz ekonomiye ilişkin tam ümidini kesmediği bir dönem. Adalet Kalkınma Partisi yönetiminden ümidini tam olarak kesmediği bir dönemdi. Fakat aradan geçen 10 ay bu konuda hiçbir düzelme olmadığı gibi, hani bir kez daha yetki verildi, bu konuda hiçbir düzelme olmadığı gibi şartların daima geriye gittiği, enflasyonun durdurulamadığı, pahalılığın arttığı, üstelik Şimşek programının uygulanması konusundaki kararlılığın bizzat Erdoğan tarafından ifade edildiği koşullarda gerçekleşti. Hı hı. Bu
rıza üretmekten çok, yani soyut, evet bir rıza üretme, teknik olarak sanırım siyaset bilimciler de böyle ifade ediyorlar, ama bir rıza üretme denkleminden öte toplumun kendi maddi sorunlarının düz doğrudan geçimle ilgili sorunlarının mevcut siyasal iktidar yapısıyla çözülemeyeceğine dair çok güçlü, geri çevrilmesi de çok kolay olmayacak, bundan sonra da çok kolay olmayacak bir kanaate varmış olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Erdoğan bu insanların rızasını kazanmak, onları başka bir şeye razı etmek konusunda da eskisi kadar başarılı olamıyor. Çünkü saha bambaşka artık. Boş tencere etkisi buydu, evet. Yani anladığımız kadarıyla. Boş tencere, evet, ve bu kez boş tencereye biraz vuruldu da. Peki, o zaman şöyle devam edelim. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hükümete açık bir mektup yazdı. Siz de bunu köşenizde yazdınız. Sizin yazdığınız üzerinden size soracağım. Sizin sorularınızı size soracağım. Şimdi o mektuptan Sayın Kahveci Karar Gazetesi'ndeki köşesinde bazı bölümler paylaştı. Mesela onlardan biri şuydu. Parasal koşulların etkisiyle kredi büyümesinde gözlenen yüksek oranlı artışlar, ücret güncellemeleri ve hane halkına yapılan transferler yılın ilk yarısında enflasyon üzerinde talep yönlü unsurların etkisini belirgin hale getirmiştir. Teknik ifadeler yer alıyor. Sayın Şimşek, işte bakanlık hükümete yazdı bu mektubu. Herkes anlamayabilir şimdi. Bu ne demek? Şimdi Merkez Bankası Ocak ayında enflasyon hedefini tutturamayınca Ocak ayında yazması gereken yasal bu arada olarak... Merkez Bankası yazdı, özür dilerim Sayın Şimşek dedim. Ha, Merkez düzeltim. Bankası yazması gereken mektubu şimdi yazdı, seçimden sonra. Ben ona çok da önem vermiyorum, şey değil. Merkez Bankası mektubunda 3 yerde enflasyonun sebebi, geçmişteki enflasyonun sebebi olarak yüksek ücret düzeyini gösteriyor bahane. Daha sonra da son cümlede de diyor ki, ey hükümet diyor, sen hiç merak etme diyor, bu asgari ücretler var ya, biz diyor bunun canını, ümüğünü sıkacağız diyor, siz de bunlara bir daha zam vermeyeceksiniz, enflasyon düşecek diyor. İşin özeti bu. İşin özeti, dar gelirliye, asgari ücretliye, emekliye, memura zam verilmeyecek doğru dürüst, onlar sürünecek, sefil kalacak ve enflasyon düşecek. Buradan onu çıkarıyoruz. Bu net, çıkarmıyoruz. Net. Merkez Bankası'nın söylediğini deşifre edince net mesaj bu. Net mesaj. Bunu sadece Merkez Bankası söylemiyor. Bunu Mehmet Şimşek de söyledi. Defalarca söyledi. Şimdi bugün grafikler burada yok ama şöyle söyleyeyim. Ben şöyle bir çalışma yapıyorum. Mesela milli gelirde toplam ücretlerin payı değil. Alıyorum, gidiyorum sosyal güvenlik kurumuna. Orada her bir çalışanın ücreti var. Oradan toplam 16-17 milyon çalışanın ortalama ücretini alıyorum. Çalışan başına ortalama ücreti alıyorum, getiriyorum milli geliri, gayri safi yurt dışı, orada çalışanın aldığı pay. Çalışanların aldığı pay. Kişi başına çalışanın aldığı pay da grafik böyle aşağı düşüyor. Toplam ücretlilerin milli gelirden aldığı pay da aşağı düşüyor. Şimdi düşünsene, ülkede çalışanın aldığı pay sürekli geriliyor, fakirleşiyor çalışan. Ama Mehmet Şimşek de Merkez Bankası da diyor ki bu enflasyonun sebeplerinden birisi diyor talep ve bu ücret, yüksek ücret. Ya şimdi dönüyorum ikinci bir şeye. Dış ticarete dönüyorum, dış ticaret verilerine. Altın ve enerji ekonomik aktiviteye bağlı olmayan ürünlerdir. Altın ve enerjiyi çıkarıyorum, öyle ölçülür. Altın ve enerji hariç dış ticaret açığı ne olmuş? Bozulmaya giderken son 3 ayda, 3-4 ayda yataya geçmiş. Bozulma, sadece bozulma durmuş. Faiz 8,5'tan 50'ye çıktı. Dış ticarette bozulma düzelmedi, sadece durdu. Onun üst tarafına bakıyorum, tüketim malı ithalatı. Tüketim malı ithalatı hala devam ediyor. Artmaya devam ediyor Sorel Bey. Artmaya devam ediyor. Hatta Haziran 2023'ten Mart 2024'de faizlerin arttığı dönemde tüketim malı ithalatı yıllık bazda 38 milyar dolardan 48 milyar dolara çıkmış. Küsuratlar atıyorum, aşağı yukarı 10 milyar dolar artmış. Dönüyorum bu sefer. Yani faiz artırırken tüketim malı ithalatı düşmesi lazım normalde. Ey Mehmet Şimşek, bunu ben soracağıma sen sorman lazım. Bakansın, bunları senin araştırman lazım.
Senin uzmanların bunları öne getirmesi lazım. Faiz artarken tüketim malı ithalatı niye artar? Kim yapıyor bunu? Dönüyorum bu sefer. En yüksek nerede tüketim yapmışız? Otomotiv ithalatında. 10 milyar dolar artmış. 9 milyar dolar artmış otomotiv ithalatı. 9 milyar dolar yıllık bazda geç Haziran'dan bu yana faizler artarken. O zaman da dönüyorum diyorum ki arkadaş ne ithal etmişiz? Mesela geçen yılın ilk 3 ayında 113 bin ithal otomobil varken şimdi 159 bine çıkmış. %40 artmış ithal otomobil. Bu ne demek Soray Bey? Faiz, ya Türkiye'de öyle birileri var ki faiz ister 100 olsun ister 10 olsun. Adamın parası var. Evet. Adam paralı 5 yerden 10 yerden maaş alıyor. Hazine garantili müteahhit veya onun çocuğu. 1 milyar dolarlık köprüye 15 milyar dolar para alıyor. Geçiş garantisi var. Geçiş garantisi var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçen yıl ihalesine göre geçen yıl Eylül'de devlete geçmesi gereken Yavuz Selim Köprüsü hala müteahhit de ve yılda 1 milyar dolar ödeniyor. Şimdi bunun torunu değil, çocuğu değil, sülalesi araba alır. Tabii. Şimdi bunlar alınca ne oldu? 113 bin olan ithal otomobil sayısı 159 bine çıktı. %40 artmış. Bu arada çok lüks segmentteki arabalar. Şimdi dönüyorum hangi markaları almışlar? Bu sefer ona dönüyorum. Ya arkadaş şimdi soruyorum. Mehmet Şimşek şu saydığım otomobilleri emekli ve asgari ücretli mi aldı da gözünü bunlara diktin? Şimdi markalar şimdi, acaba sorun olur mu diye düşündüm birden ama. Ama bu otomotiv sanayi otomotiv distribütörleri derneğinin yayınladığı veriler bunlar. Tamam. 4195 adet Audi almış, ithal etmişiz. 3930 adet BMW, 1060 adet Jeep. 550 adet Land Rover, 6550 adet Mercedes, 288 adet Porsche. Bunların yanına 5 adet Aston Martin, evet. 12 adet Bentley, 5 adet Ferrari, 24 adet Jaguar, 6 adet Lamborghini, 68 adet Maserati. Ya arkadaş bunları emekli mi ithal etti? Bunları asgari ücretli mi ithal ediyor? Onların talebini kısıp... Bunun anlamı ne? Mehmet Şimşek'in aklı hazine garantili müteahhitlerde, yani bizim hazinemizi şu anda oluk oluk sömürenlere çalışmıyor. Mesela Yavuz Selim Köprüsü'nün ihalesine Mehmet Şimşek'in aklı çalışmıyor. Osman Gazi Köprüsü'nün ihalesine Mehmet Şimşek'in aklı çalışmıyor, almıyor aklı. Zaten çalışsaydı o dönemlerde adım atardı da. Çalışmıyor. Şimdi bunlara mesela yeni havalimanı 1 milyar 150 milyon yıllık kirası var. Alıyor muyuz? 2021'de, 20'de pandemide 30 yıl sonra mı, 20 yıl sonra mı öteledik. 1 milyar 150 milyon euro ne biliyor musunuz? 40 milyar lira. 1 milyar dolar Yavuz Selim Köprüsü ne? 32 milyar lira. Ya bunları topladığınız zaman 200-300 milyar en az 200-300 milyar para tutuyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in aklı bunlara gitmiyor. Ne yapıyor? Geliyor diyor ki Merkez Bankası mektubuyla, ey hükümet diyor, merak etme diyor, ben diyor şu asgari ücretlinin maaşına diyor bir daha zam verme diyor. O zam vermeyince diyor talep düşecek, enflasyon düşecek. Türkiye'nin sorunu ön sokakta şımarık zenginler, rantçılar, ben onu söylüyorum, şımarık zengin rantçılar, gelir dağılımı bozukluğu, adaletsizliği. Bakın girişimcilikten kazanılan parayı söylemiyorum. Adam almış, fabrika kurmuş, 500 kişi, 1000 kişi işe almış, sonuna kadar ye. Ama öbür tarafta rantçı, girişimci, havadan yeme, hazineci, bunlar almışlar ön tarafta lüks araba kuyruğu, lüks restoran kuyruğu, arka tarafta vatandaş açlıktan askıda ekmek kuyruğu. Evet. Açlık kuyruğu, yokluk kuyruğu. Şimdi bir ülkeyi nasıl yıkarsınız? Bana bu soruyu sorduğunuzda bir, toplumları siyasal ayırdığım gibi toplumları iktisadi olarak da ayırırım. Fakirlikle zenginliği aşırı ucu bir araya getiririm, o toplumu kutuplaştırırım. Uzun vadede bir ülkeyi içeriden yıkmanın en iyi yöntemlerinden birisi budur. Onun için söylüyorum, Türkiye bilinçli ve programlı bir şekilde içeriden yıkılıyor. Bu kadar fakirlik ve yoksullukla bu kadar aşırı zenginlik aynı arada yaşamaz. Merkez Bankası bu raporu yayınlıyor. Ben Mehmet Şimşek'in birazcık
bir kırıntı olduğunu düşünüp aklına gelebileceği düşüncesiyle bunu, bu notları yazdım. Ama bu felaket bir şey. Maalesef Türkiye'de kişi başına ücret geliri de düşerken, Türkiye'de toplam ücretler de düşerken, ücretlerin milli gelirden aldığı pay da düşerken, emekli maaşlarına bütçeden yapılan, bu sefer bütçeden yapılan katkı, emekli sayısı artmasına rağmen bütçedeki katkı da düşerken, yani toplam ücretleri yok ederken, düşürürken umudumuz şu: BMW ve Jaguar, Ferrari, bunların ithalatı azalacak da Türkiye'nin dış ticareti dengeye gelecek. Enflasyon da bu sayede düşecek. Felaket bir şey. Şimdi bu ayrışım, bu kutuplaşma hal böyleyken toplumda her anlamda bu arada, hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan, siyasetin, iktidarın dili de değişmiyor. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı bir bayram mesajı yayınladı. Bayramlık bir mesaj yayınladı. Şöyle dedi Devlet Bahçeli, yani özetle bir bölümünü aktarıyorum. Cam tavanı kırdık diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı. Rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır diyor Devlet Bahçeli. Yine bir tehdit diliyle bayram mesajında. Nedir şimdi burada? Kime ne mesaj veriliyor? Sandıktaki irade, seçmen iradesi mi tanınmıyor? Tabii. Yani hatta buna ek olarak Van'la ilgili de bir detay söylüyor, değil mi? Van'da yanlış yapıldı. Yanlış yapıldı bir şey söylüyor Bahçeli. Gösterilere de sert sözlerle. Hani Van'da Mazbatan'ın %55 oyla seçilmiş başkana verilmesinin de yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi bence tabii ki enteresan. Bahçeli bayramlaştı toplumla. Hani Bahçeli'nin bayramlaşması bu toplumla. Seçimden sonra ortaya çıkan durumu tanımama tutumu bu. Aslında politik olarak tanımama. Hani sayısal olarak tanısa bile sayısal olarak tanımamak, tek başına buna gücü yok Bahçeli'nin. Ama sayısal olarak tanımak zorunda kaldığı seçimi siyasal olarak tanımama eğilimi gösteriyor. Cam tavanın ne anlama geldiğini Özgür Özel kullandı, cam tavan konusunu biliyorsunuz. Hani Özgür Özel cam tavan kırıldı derken CHP'nin %25'e sabitlenmiş görünen, %25'in üstüne asla çıkmaz denen oylarının işte belediye seçimlerinde 38'e, il genel meclis seçimlerinde 33-34'e çıkması nedeniyle kullanmıştı. Bunu bildiği halde o cam tavanın kırılmasını daha böyle bir başka bir efekt vererek ona kullanıyor. Bahçeli bence kendi politik etrafındaki şeyi, tahkimatı güçlü tutmaya çalışan, hatta Adalet Kalkınma Partisi'ne, Erdoğan'a mesaj veren bir bayramlaşma şekli diye düşünüyorum. Van konusunda şu tür şeyler çok konuşuldu. Van'daki operasyonun, yani son güne, seçimden önceki son iş gününün bitmesine 5 dakika kala yapılan memnu hakların iptali uygulamasının aslında yargı içindeki bir politik çekişmeden kaynaklandığına dair iddialar vardı ve hatta iddia düzeyinde, spekülatif düzeyde bunun yargı içindeki MHP'li unsurlarca yapıldığına dair iddialar dolaştı. Hem sosyal medyada hem medyada dolaştı. Bu gerilimi neredeyse teyit ediyor Devlet Bahçeli. Böyle bir gerilim olma ihtimalini teyit ediyor ve aslında bu seçimlerin sonuçlarına bakmayalım, biz eski tas eski hamam devam edelim diyor ortağına. Bunun koşulları var mı? Pratik koşulları var mı? Bence yok. Erdoğan bunun pratik koşulları olduğunu düşünür mü? Buna Erdoğan karar verecek. Ama Bahçeli Erdoğan'a eski yoldan devam etmeyi hem öneriyor hem dayatıyor. Şimdi son 3 dakika ama buradan size de son bir soruyu sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajıyla Devlet Bahçeli'nin bayram mesajını yan yana koyduğumuzda tam da bu sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan sandığa giden herkesi teşekkür ediyor. Bir ayrım yapmıyor. Ama Devlet Bahçeli bir seçmenin iradesini bir bölgede tanımıyor. Diğer bölgede de politik olarak reddetse de rakamsal olarak kabul ediyor. Mesajları farklı mı aldılar, seçim sonucu mesajlarını? Bu bir ayrışma yaratmaz mı? Devlet Bahçeli varlığını iktidar üzerinden, yani Erdoğan üzerinden sürdürdüğü için, hatta Erdoğan'ın iktidarından daha büyük varlığı Bahçeli elde ettiği için Erdoğan'a ihtiyaç, Erdoğan'dan daha fazla Bahçeli'ye lazım.
Onun için Bahçeli'nin bu açıklamalarına şaşmamak lazım. Bir de marjinal olduğu için oy oranı da marjinalleşiyor, kendisi de marjinal. Bir de yapıları da marjinal. Yani şimdi Sinan Ateş'i unutabilir misiniz? Elbette. Şimdi bu marjinalliğin getirmiş olduğu sonuçlardan birisidir Sinan Ateş. Şimdi aydınlatabiliyor muyuz Sinan Ateş cinayetini? Kim işledi, nasıl işledi, neden işledi, niçin işledi? Aydınlatamıyorsun. Önünde bariyerler var, ihtiyaç var. Erdoğan'a ihtiyaç var. Türkiye demokrasisi açısından siyasal partilerin ve uzantılarının çok iyi didiklenmesi ve yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu görüşü epeydir dile getiriyorum. Siyasi parti ve uzantılarının iyi analiz edilip iyi kontrol edilmesi lazım. Türkiye demokrasisi siyasal partilerin, siyasal partiler kanununun hatta yeniden yazılmasından geçtiğini düşünüyorum. Yani bu ciddi sorunumuz, ciddi şeyimiz var burada, açığımız var. Peki. Ben son bir şey söyleyebilir miyim? Son bir cümle alayım. Bu seçimle ilgili eğer bir açıklama gerekiyorsa MHP'li iki yetkili ard arda MHP'nin yerel seçimlerde %16 oy oranına ulaştığını iddia ettiler. Ve buna ilişkin sonra bir düzeltme yapmadılar. MHP'nin sadece İl Genel Meclisi'nde aldığı en yüksek oy %6 civarında. Ama %16 dediler. Bence öncelikle buna bir açıklama yapmaları gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için, değerlendirmeleriniz için. Burada noktalıyoruz gündem özeli. Yarın biz aynı saatte burada olacağız. Saat 16 itibariyle birazdan saat başında Seda Serek Halk ana haberde karşınızda olacak.